Mutlu akşamlar. Bir Sözün Özü programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her salı saatler 20'yi gösterdiğinde buluşuyoruz. Bu hafta Korgan'ı konuşacağız. Stüdyomuzda misafirimiz Korgan Belediye Başkanı Sayın Tuncay Kiraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasılsınız diyelim öncelikle. Teşekkür ediyorum. Hamdolsun uğraşıyoruz. Mücadeleyiz. Gayret gösteriyoruz. Falan. Gayet iyi görünüyorsunuz. Yani hiç böyle yanaklarınız kırmızı kırmızı, böyle Korgan'ın yani, havasını sürdünüz. Evet, yayladan geldiniz belli diyelim. Evet. Efendim bu akşam Korgan'ı konuşacağız. Korgan'da değişenleri konuşacağız. Yapılanları, yapılmayanları soracağız. Ama malumunuz artık Türkiye böyle bir seçim atmosferine de girdi. 2023 genel seçimleri, hemen akabinde bir de yerel seçim yaşanacak. Yani yaklaşık bir yıl sonrasında. O yüzden şöyle sıcak bir gündemle başlayalım istiyorum sohbetimize. İki dönemdir Korgan'ın belediye başkanı olarak sizlerle birlikteyiz. Üçüncü dönem olacak mı? Önce onu soralım. Aday olmayı düşünüyor musunuz? Evet. Öncelikle bütün ekran başında bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Allah razı olsunlar. İki dönem bizleri gerçekten hizmetkar olarak seçtiler. Ben belediye başkanlığı değil, hizmetkarlık yapmaya çalışıyorum ama bunu da bu vatandaşlarımızın sayesinde, bakın, tek makam arabasına binmeyen Korgan Belediye Başkanı'dır. Belki Türkiye geneli. Kendi aracım, kendi makam aracı olarak kullanıyorum. Hamdolsun Allah'a, bu vatandaşımıza da hizmet etmek için gayret göstereceğim, mücadele edeceğim. Vatandaş ne derse olur. Ama bizim için 2023 olmadan 2024'de konuşmak mümkün değil. O yüzden Allah'ın izniyle 2023'te Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olduğunda %50 bizim işlerimiz daha kolaylaşır. Rabbim inşallah 2023'ü bize bir seferden sorumlu, zaferden Rabbim sorumlu. İnşallah bir seferle bu işi çözeceğiz. Rabbim de zaferle taşlandıracak. Bu memlekette ne dediler de yapılmadı, viyadükler mi yapılmadı, üniversiteler mi, şehir hastaneleri mi yapılmadı, SİHA'lar, İHA'lar, uçaklar, tanklar, doğalgazlar, üniversiteler, yani yollar mı yapılmadı? Yani yapılmayan bir şey, barajlar mı yapılmadı? O yüzden eğitim alanında okullar mı yapılmadı? Çok güzel işler yapıldı. Biz de partimizin sayesinde, milletvekillerimizin, sayın valimizin desteğiyle de orada gerçekten tarihinde yapılmayan işleri yapan bir Korgan belediye başkanı olarak burada tekrar sizlerle beraberiz. İlk günü sen iyi hatırlıyorsun burada, evet, başladığımızı. Bugün nereden nereye geldik, nelere konuşuyoruz. O gün projeleri konuşuyorduk. Bugün yaptıklarımızı, yapacağımızı demiyoruz. Bak, yaptıklarımızı konuşuyoruz. Ki bunların başında hükümet binası Ordu ilinde. Türkiye genelinde 52 tane var. Türkiye genelinde Adalet Sarayı ve hükümet binası 4 adet var. Bunların bir tanesi Korgan'da. Hamdolsun bu anlamda gerçekten İçişleri Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve yine İçişleri Bakanlığı'nda Mali İdareler Daire Başkanımız Serdal Kartal'a ve yine İçişleri Personelimiz Genel Müdürümüz orada Mehmet Fatih Serdengeçli'ye ve ordumuza da kıymetli valimize sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Şurada gerçekten hükümet binası ilçenin yani vizyonunu değiştirecek inşallah. Bütün kurumlarımız orada olacak. Evet, dediğiniz yani gibi saray nereden gibi oldu. Nereye bir vakit projelerini gösteriyorduk burada. Kesinlikle. Bu stüdyolarda. Yani, şimdi yükselmiş halini görüyoruz. Ne kesinlikle. Güzel. 6 ay gibi kısa bir sürede hamdolsun bitti. Ve inşallah buradan sonra, bak, hükümet binası büyük bir olay. 100 milyonluk bir olay. Yine eminim diğer ilçeler de yapacaktır. Ben burada milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kolay kendi başından olmuyor. İlk başlangıcı var, sonu var. İnşallah bunları biz ekranlarda değil de açılışında, bu yıl seçimlerde inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Burada Korgan Kaymakamımızın çok büyük emeği var. Mikail Ersöz'ün, Allah razı olsun. Yani her konuda var, hepsini anlatacağım. Bu bizim için bir nimet. Bakın, biz sadece hükümet binasını 50-100 trilyon para getirisi yapmadık. Sadece hibelerle biz şu an 30 milyonu geçik Korgan Belediyesi'ne hibe giriş yaptık. Bakın, bunları birlikte paylaşacağım. Bizim kredi çektiğimiz 4 milyon kredi çektik. 307 kilometre beton yol atmışız. 1 kilometresinin maliyeti 1 milyon 300 bin lira. Biz hamdolsun Allah'a ki 300 kilometreden bahsediyorum. Çektiğim kredi 4 milyon. 30 trilyon sadece eski parayla, yeni parayla milyon hibe almışız. Yani bu bir evin iki kat betonunu atamıyorsun. Biz 307 kilometreden bahsediyoruz. Evet. Vallahi siz hızlı bir giriş yaptınız. Şöyle detaylandıracağız. Hepsini yavaş yavaş konuşacağız. Evet. Hizmetler neler, neler yapıldı, bunları soracağız. Hata eksik kaldı mı? Bunları soracağız ama sıcak seçim gündemiyle girmek istedik. Şöyle ki aslını sorarsanız Sayın Kiraz, ben şunun için sormak istedim.
İstanbul'da bir ordu nüfusu kadar ordulu var ama siyasi olarak temsilde bu nüfuz olarak yansımıyor. Yani bir güce dönüşemiyor. Siz de İstanbul'da uzun yıllar dernekçilik yapmış. Evet. Oradaki gurbetçiliği, sistemi, dernekçiliği yani hayatı bilen bir isimsiniz. Siyaseti de. İki dönem Korgan'dan sonra acaba Tuncay Kiraz aktif siyasi hayatına İstanbul'da devam etmek ister mi? Aslında evet 2023 seçimleri sonrasında belki kararınız daha da netleşir ama görebilir miyiz? Yani ya da görmek isteriz biz. Siz ne düşünürsünüz? 2023 geçtikten sonra inşallah Korganlı olsun, Ordulu olsun, Gülyalı olsun, Altınordulu, Perşembeli, Akkuşlu, Fatsalı, Ünyeli olsun önemli değil. Yani bir görev verilirse yapılır. Benim iyi kötü İstanbul'da emeğim, hakkım var. Bu olmaz diye bir şey yok ama biz şu an Korganlı ilçemizle ilgili var olan projelerimi inşallah bitireceğim. Ondan sonrasında bir kez daha söylüyorum. Partimiz ne derse devam derse devam ederiz, devam etmezse kime devam derse onun arkasından yürürüz. Benim tamam. Hiçbir beklentim yok. Çünkü ben Allah için mücadele ediyorum ki eserlerimiz de ortada. Vatandaş ne takdir ederse o olur. Biz ilçemize geldiğimiz günden beri çok işler yaptık. İstanbul'da da çok işler yaptık. Bakın o zaman rektörümüz vardı. Buradan da ismini söylemekte bir beis yok. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi rektörümüz vardı. Kıymetli Musa Duman hocama da buradan saygılarımı iletiyorum. Dedi ki Korgan'ın tapusunu verdiler, Korgan'a gitme dedi. Tavsiye olarak bana. Ama sonuna kadar da destekledi. Allah razı olsun. Yani ordular İstanbul'da gerçekten çoğunlukta ama nitelikli adamımız var. Ama nitelikli dostlarımızı, insanlarımızı bir yerde değil. O anlamda inşallah bunu siyasi büyüklerimiz, genel merkezimiz, partimiz düşünecektir mutlaka. İstanbul'dan milletvekillerimiz, İstanbul'dan belediye başkanımız, sadece Eyüp Belediye Başkanımız var Deniz Köken. Evet. Çok da başarılı. Ben kendisine de buradan takdir ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah Korgan'a da geldi. Korgan'da birçok kere desteği oldu. Sadece 400 bin lira gibi bizim orada Korgan'da kız İmam Hatip Lisesimizin bahçemize güzel bir eser kazandırdı. İnşallah buraya orduya geldiğinde kendisini davet edeceğim. Açılışını yapacağız. Şu an şunu yaptı demiyorum. Ciddi desteği olan, orada hemşerilerimiz olan, kendi kişisel becerisiyle bir yere gelmiş bir abimiz. Allah ondan razı olsun. İnşallah bu şekilde bizim ordulu hemşerilerimizin İstanbul'da Rabbim sayısını çoğaltsın, artırsın. Bize de görev verirlerse biz de yaparız. Ben kendi kaybedeceğimi bilsen aday olmak isterim İstanbul'da. Yani çünkü niye? Bu partimiz için sırtımızdaki terinin son demlesine kadar damlasına kadar gayret gösteririm, mücadele ederim. Ki Allah bana güzel işler de nasip etti, güzel yıllar nasip etti, bereketli yıllar nasip etti ilçemize. Oralarda da yaparız. Yapanlar bizden daha yani çok, bugün büyükşehir yönetenler biz aynı sıralarda insanlardık. Çok iyisini yapamıyorlar yani. Evet. Biz küçük bir Korgan'da çok güzel işler yapıyoruz. Yani sıcakta bakarım diyorsunuz böyle bir. Yani Rabbim nasip ederse olur. Şunu diyemem. Hı. Yani bizim sadece bana değil bütün belediye başkanlarımıza yani orada koltuk verilsin, Allah seni inandırsın, en güzelini yapar. Ki olsun da yani ben olmayayım, yine Korganlı olsun, Ordulu olsun, ki olsun İstanbul'da. Çünkü hiç önemli değil kimin olacağı ama Korganlı değil de Ordulu olsun yani. Evet. Biz Korganlılar olarak mücadele edeceğiz. Biz o anlamda da şanslıyız Meltem Hanım. Korganlılar yani hem bürokratide hem de iş adamlığında hem de sivil toplum kuruluşlarında kişilik olarak çok güzel insanlarımız var. Ordulular çok güzel insanlarımız var. Ama bu arkadaşlarımıza şans tanımanması lazım. Derneklerde ne güzel insanlar var, ne güzel yöneticiler, idareciler var. Ben inşallah onların da bir şeyler yapacağına inanıyorum ama ben hayalim İstanbul'da gelecek yıllarda, bugün değilse yarın hayallerim var. Evet. O zaman devam edelim. Duymak istediğim soruyu duydum. Evet, duydum. Almak istediğimiz cevabı aldık. Hayalimiz var. İstanbul'da var. Siyaset hedefimiz de var, var yani dediniz. Var. Evet. Yolunuz açık olsun şimdiden. Amin. O zaman Korgan'da yaptıklarınız da karneniz olacak diyelim. Kesinlikle. Kesinlikle. Onun için bugün hesap sormuyoruz, hesap veriyoruz. Evet. Vatandaşa hesap vereceğiz inşallah. Hükümet konağıyla başladınız. Daha sonra neler yapıldı? Buyurun. Daha sonra bak şimdi edelim. Burada ben notlar almışım. Bak hibelerden bahsettik. Evet. 30 milyon. Bu yani bizim belediyenin bütçesinden olan değil. Bakın sadece biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kıymetli vekillerimiz, Gençlik Spor Bakanımızı buraya getirmesiyle 5 milyon para almışız. Yine Ordu Valimizin sadece şu an beton yollar için 2 milyon 600 bin lira gibi bize desteği olmuş.
Yine strateji daire başkanlığından 1 milyon almışız. Çevre şehircilikten 876 milyon almışız. Afet'ten 315 milyon, İller Bankası'ndan 750 milyon çimento için almışız. Kültür Bakanlığı'ndan şenlikler için 60 milyon almışız. Yine çevre şehircilikten 733 milyon almışız. Yine çevre şehircilikten bisiklet yolu adı altında 850 milyon almışız. Yine çevre şehircilikten bizim burada çöp konteyneri için 750 bin lira almışız. Yeni bir çöp kamyonu aldık. Burada yine onları da açıklayacağız. Yine bir sübürge aracı aldık. Yani sağ olsun bürokratlarımız, Milli Savunma Bakan Yardımcımız çevre şehirciliğe gittik ve orada bir tane sübürge aracı, bir tane de 750 bin lira da yine çöp konteyneri için 2 milyon aldık. Bu dönemde yine gittik, sağ olsun Metin Gündoğdu milletvekilimiz bize eşlik etti. Sayın Murat Kurum bakanımızdan Allah razı olsun 2 milyon 750 bin lira Şubat ayında inşallah Korman Belediyesi'nin kasasında olacak. Biz yani dönemimizde 50 trilyon parayı Korman Belediyesi'ne getirmeyi kendim hedef seçtim. Yani bu çok büyük bir rakamdır. Evet, çok büyük bu beton yollar böyle oluyor. Yani ben hamdolsun Allah'a kimseye bir muhtaç olmadan Korganlı hemşehrilerimizin bayrağını düşürmeden gayret gösteriyorum, mücadele ediyorum. Bu bizim karnemiz güzeldir. Allah seni inandırsın güzel. Tarım Orman Bakanımızla görüştüm. Sayın Profesör Doktor Vahit Kirici ile Grup Başkan Vekilimiz, Tokat Milletvekilimiz Avukat Özlem Zengin hanımefendiye gittim. Bizim dönemimizde Kadın Kolları Başkanımızdı. Ben Beylikdüzü'nde Teşkilat Başkanı olduğumuzda. Yine Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan, Avukat Bülent Turan arkadaşımız, kendisini ziyaret ettim. Yine sohbet ettik. Hem ordu siyasetini hem İstanbul siyasetini konuştuk. Yine İstanbul Milletvekilimiz Tülay Kaynarca, ordumuzun da gelini, kendisi aslen Karslı, Tülay Fatsa'ya da gelip gider. Korgan ilçemizde de ziyaretler oldu. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Bize de desteği oluyor. Yani biz para biriktirmedik ama dost biriktirdik. İşte bu siyasi dostlarımızla güzel şeyler yapıyoruz. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'un daire başkan yardımcısı arkadaşım, onun yanına gittim yine milletvekillerimizle. Ticaret Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Hemşerimiz Sezai Uçarmak abimizle yine oturduk, sohbet ettik. İYİ Parti Milletvekilimiz Yavuz Ağaroğlu'ya dedikodu yaptık, yemek yedik. Yani çünkü niye? Şehirle ilgili yapılması gereken, ben her türlü hizmet almak için gayret ediyorum. Milli Savunma Bakan Yardımcımızla gittiğimizde bu bizim için nimet. Yani bir sürü asker oluyor, polis oluyor, destek oluyorlar, Allah razı olsun. Yine hemşehrimiz Enerji Bakanlığı'nda enerji uzmanı Fatih Erişmiş arkadaşımız ordu için, korgan için bir sürü işler yapmaya çalışıyor. Birlikte İçişleri Bakanlığı'nda personel genel müdürümüz Mehmet Fatih Sert'ten geçtiği ziyaret ettik. Ardından yine şimdi konulara geleceğim. Enerji Bakanlığı'nda TEDAŞ Genel Müdür Yardımcımız Zafer Türüt vardı. Daire Başkanı'na talimat verdi jandarmaya. Oradan 1,5 milyonluk yeri bedava aldık. Bakanımızın da, Sayın Bakanımızın da, Enerji Bakanımızın imzalamasıyla. Ben Zafer Türüt Bey'e gerçekten Fatih Ser'den geçti arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bunlar iletişimle oluyor, dostlar oluyor. Burada başka türlü olmuyor. Şimdi jandarmanın yeriyle de ilgili vatandaşlarımız mutlaka bekliyorlardır. Evet. Orayı anlatacağım. İller Bankası Yönetim Kurulu Ertan Yetim, İstanbul'dan sevdiğim, değer verdiğim bir abimde bana çok desteği oldu. İller Bankası belediyeler için çok çok önemli. Ben kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yine ordu milletvekilimiz idi. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat Bey'i ziyaret ettik yine Ankara ziyaretimizde. Buralarda hemşehrilerimizle beraber yine oralarda dolaştık. Yine bizleri oralarda her gittiğimizde Ankara'da misafir eden, misafirperliği için kendisine sonsuz teşekkür ettiğimiz yine Hakan Makinist diye bir arkadaşımız ev sahipliği yapıyor. Onlara teşekkür ediyorum. Metin Gündoğdu milletvekilimiz bizi bu arada hiç bırakmadı. Allah razı olsun. Bütün bakanlıklara birlikte gittik. Çok ciddi de kaynaklar elde ettik. Yani İnşallah. Korkan için devamlı sahada kesinlikle. Diyorsun. Şu an daha 2023'e girmeden benim Korkan'la ilgili 10 milyon taahhüt aldım. Bu 50 milyon zaten geldi. Burada ya 50 yok 30 milyon aldım. Aldınız. Yani ben dönemimde 50 milyonu inşallah ilçemizin hizmetlerine yapılmak için yani çeşitli bakanlıklardan, dostlarımızdan bu şekilde çözüm üreteceğim. Burada da bizim için bu kaynakları bulamazsak İller Bankası'ndan gelen payla bizim hiçbir şey yapamayız. Bakın bizim İller Bankası'ndan gelen payımız 24 milyon bir yılda. Bunun sadece 7 milyonu bizim personel giderimiz. 6,5 milyon civarlarında da yine bizim oradaki hizmetlerimizle ilgili
fen işlerimizin maliyeti. Yani oralardaki İller Bankası'ndan bu parayla biz ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Biz sadece gelirler arsa şundan bundan derken 1 milyon 600 bin lira yapmışız. Alınan bağış ve yardım sadece bu sene için 7 milyon almışız. Bu paranın işte demek ki 23 milyon geçmiş yıllarda 7 milyon da bu almışız. 30 milyon bu şekilde biz yani işler yapmışız. Projelerimizi de yapıyoruz ve bu parayı alıyoruz. İlçemize harcıyoruz. Tamamı 39 milyon ilçemizde şu an girdi yaptırmışız biz bunu. Muhteşem evet. Bir şey. Bizim İller Bankası. Tabii. Yani personel giderimiz bakın yıllık sadece 7 milyon 908 milyon para. Yani bana 24 milyon geliyor 98 milyon sadece personel parası giderimiz var. SSK giderimiz 1 milyon 250 bin lira var. Mal hizmetleri alım, araç giriş, makine bakım onların sadece bakın çünkü ocak var, büyük makineler var, kamyonlar var. Mikserler var 22 milyon sadece bunu harcamışız. Bu paranın evet. Altından çıkartabilir mi? 24 milyon İller Bankası sadece 22 milyon senin araç bakımın giderlerin hizmet alabın. Yani bunun içinde çimentosu da var. Faiz giderlerimiz 800 borçlanmak bin lira. Borçlanmak yerine diyorsunuz. Hiç borçlanma. Tabii bakın ben 13 trilyon borç parayı ödedim. Şu an 5 milyonun altındadır benim İller Bankası'na borcum. SSK emekli sandığı ve vergi gelirleri hariç. Yani vergi borçları hariç bu benim dediklerim. Onlarla beraber yine çıkıyor. Sermaye giderleri, çimento alımı ve beton alımı bu sene 7 milyonluk beton çimento alımını yapmış. Ve bunu kredi çekmeden yapmış. Bu diğer giderler diye tamamını hesapladığımızda bir yılda 40 milyon. Bakın 40 milyon bizim şurada bu ilçeye girdi yapmışız. Tabii ki hedefim 50 milyon olacak. Bakın daha 2023 gelmeden ben 4 milyon bir yerden kaynak buldum. 2 milyon yine bir yerden kaynak buldum. 6 milyon, 6,5 milyon, 7 milyon. Diğerleri de inşallah yine belli bir yerlerde gezdiğim yerlerde dünürlüğünü yaptım. 2023'ünde inşallah biz vaat ettiğimiz gibi beton yollarla ilgili neler vaat ettiysek vatandaşımızın inşallah sözümüz belki 6 ay bir sene geri gitti ama bizi pandemi geri attı. Yoksa biz verdiğimiz sözlerin bakın hiçbir ilçede yoktur. Birçok ilçe arkadaşımız ilçedeki belediye başkanımız gayret gösteriyor, mücadele ediyorlar az olsun. Ama biz geldiğimiz günden beri çok ciddi bir şekilde beton yollarla ilgili beton yol yapıyoruz. Çakıl'dan hiç bahsetmiyoruz. Gelen vatandaş da bir mikser diyor. Bir mikser beton bir metreküp değil. Bir mikser 8 metreküp, 10 metreküp, 12 metreküp maliyeti de bize 13 bin lira bir mikser betonun buradan yani Korgan merkezden aldığın Çakıl Ocağı'ndan, beton santralinden, Çayır Kenti'nin aşağı obasına götürdüğünde 13 bin lira. Yolları konuşacağız zaten. Yani her ne kadar bir yandan büyük bir hızla çalışmalar sürse de ilçelerde adeta bir şantiye esintisi görsek de vatandaşın yol şikayetini talebi de ne yazık ki bitmiyor. Bitmez. Şu an. Ama biz çözeceğiz bakın. Evet. Biz Allah için çözeceğiz. Yani hepsini birden bitiremeyiz. Ama bak hedefimiz her mahallede betonumuz var. Bazı mahallelerde az bazı mahallelerde çok. Ama onları da dengeleyeceğim. Şimdi 24 kilometre beton vaat ettim 23 ile ilgili. Elimizde hazır. Bu yıl daha şimdi Mart, Nisan, Mayıs, Haziran başlayacağım. Bir o kadar da planlayacağım. Yani her yıl bakın biz 2016 yılında beton dökmeye başladım. Ben 6 yılda 300 kilometre yol yapmıştım, dökmüşüm. Her yıl 50 kilometre beton yol dökmüşüm. Her yıl 50 kilometre beton. Bugünkü maliyet 50 milyon sadece bir yıl için. Bakın ben 300 küsür 400 milyona yakın beton yol döktüm. Maliyeti bize 4 milyon kredi çektim. O da 2014'te geldiğimizde 2015'te çektim. 2015'te. Hem borç ödedim hem iş yaptım. Bu muhteşem bir şey ilçe için. Bakın şu mikserin şuraya gidişi, bir mikserin şu mahalleye gidişi tam bize 13 milyona mal oluyor. Peki iki dönemdir Korgan'da belediye başkanısınız. Bütün ilçeyi mahalleleriyle birlikte ele aldığınızda iki dönemin sonunda neler kaldı yapılacak? Yani işte hedeflerinizi tutturabildiniz mi yol anlamında? Neler kaldı yapılabilecek bu manada? Hedeflerimizin çok üstüne gittik. Yani o gün burada ilk başta birlikte başladığımız o projelerin çok üstüne çıktık. Yani orada 27 tane falan proje yapmıştık. Onlardan tek yapamadığım hükümet binası ve kültür sarayı. Onu da inşallah onun için de şimdi bakın sağlık ocağını şu an aile hekimliği yerine tahsisi yapıldı. İhalesi 7 milyon. Ocak ayında tekrar güncelleme yapılacak.
Biz inşallah ona gireceğiz. Ama şu beton yolu, bakın şu şehirle ilgili, şu meydana tamamını 7,5 dönüm buradaki eski hükümet binasının ve Adalet Sarayı'nın olduğu yer. Hı hı. Hemen yanında jandarma var. Jandarmanın da olduğu yer. Jandarmanın yerinde şu an inşallah onu da kaldırıyoruz. Bakın bu tarihtir, milattır Korgan ilçesinde. Ben eminim ki vatandaşlarımız Tuncay Kiraz yapar der, yani buna inanır. Biz doğal gaz hayaldi. Hayaldi. 2023'te inşallah kaldım vurulacak. Bakın jandarmanın yerini de biz şu an temin ettik. 1,5 dönüm burada YEDAŞ'tan aldık. Ben işte teşekkürünü yaptım. 3,5 dönümde yine bir hibe arazi aldım. Burada gerçekten Mecliyem Hayati Alan'a ve damadı Muharrem Korgan'a ve kardeşi olan Ahmet Korgan'a sonsuz teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkür de Muharrem Korgan'a etmek istiyorum. Çünkü dedi ki başkanım, bu daha önce de Adalet Sarayı'nın yerini de aynen Muharrem Korgan'ın babası vermişti. Biz sağlık ocağına vermiş, biz hükümet binasını aldık. Hibe. Şimdi aynen kişilere asil bir aile, Allah razı olsunlar kendisine, Muharrem Korkan abimize, kendisini çaya davet ettik. İzah ettim durumu. Böyle bir eser kazanacak. Bu senin eserin olacak abi dedik. Ve hiç yok demedi. Bir başka arsayla takasını yapacağız. Bu takas içinde de Allah razı olsun ilçe kaymakamımız sonuna kadar mücadele ediyor. İnşallah jandarmanın yerini biz 2023'ün ocağında yatırım programına kaymakamlık binası ile beraber. Kaymakamlık binası da yanında olacak. Bunun ikisini beraber yaptığımızda yani 3,5, 4,5, 5 dönüm arazi şu an almış oluyorum ve imzalar atılacak. İnşallah tapuyu da paylaşacağım. Jandarmamızı da kaldırdığımızda biz o zaman vaatlerimizden kalanlardan bir tanesi olan kültür merkezi belediye binasını, altında 100 araçlık otopark, üstünde kültür merkezi ve belediye binasını, yanlarında dükkanları, önü tamamen şuradaki gördüğümüz ekrandaki gördüğümüz alanların altı otopark, üstü tamamı yani oradaki sosyal alanlar olacak. Dükkanlarıyla beraber birkaç projem var. Bir tane Şebin Karahisar'da güzel bir proje yakaladım. Onun daha gelişmiş halini inşallah buraya uygulayacağım. Bunu da becerebilirsek biz vaat ettiklerimizin bir tek bu kaldı, bunu da çözeceğim. Bak jandarmayı oradan kaldırmak olaydır. Ama ben İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve orada yine bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu becerdiğimizde inşallah bu işlere Allah'ın izniyle işin içinden çıkamayacağımız bir durum kalmamış olacak bizim vaatlerimizden. Yani bizim karnemiz dolu ve peki. Bakın trafo merkezi yukarıda ilçelerde yoktur. Burada trafo merkezi şu an 200 trilyona eski parayla 200 milyona ihalesini yaptırdık. Ben bunun için 6 yıl uğraştım. Hamdolsun yer tahsilleri falan şurada gördünüz. Şu anda şantiyesi kuruldu. Bu arazide sadece 2B arazi yüzünden biraz muallakta yerler vardı. Hamdolsun onu da çözdük. Burada yarın bu ne getirecek? Rüzgar gülleri, restleri, gezleri, hesleri getirecek. İlçede elektrik sıkıntısı ortadan kalkacak. Burada 10 yıl sonra değil, 5 yıl sonra, 3 yıl sonra bu bina bittiğinde 5 yıl içinde göreceksiniz ki Korgan'ın o tepelerinde, yaylalarında rüzgar gülleri 10 tane, 15 tane güneş enerjilerine göre. Lisansları da hepsi alındı. Yani iş adamları birçok lisansını Korgan'a çevirdi. Burada yani yatırımcı da Akkuş, bekliyor bunu tabii, diyorsunuz. Akkuş'ta bir tane trafo merkezi var. Fatsa'da var. Ring olacak. Bu aradaki üretilen enerji Korgan'da toplanacak. Buradan dağıtımı yapılacak. Enerji üssü diyoruz. Bu önemli. Burada 50-60 kişi çalışacak. Bu şu an gözükmüyor. Bunlar bir tane daha yukarı kesimden 19 ilçesinin, yani yukarı kesimde kaç ilçe varsa bir tanesi daha alamaz. Alamaz. Evet, ne kadar bir süre sonra trafo merkezi? 2 yılda bitirilmesi planlanıyor. Çünkü yapacak. Her bir trafonun trafo dediğimiz, yani trafo merkezi burası. Trafo dediğimiz bizim anladığımız Akçay'da trafo merkezi var doğalgazla çalışan. Onun küçüğünü düşünün. Bu ilçemizde olacak. Bu 2 yıl gibi kısa bir sürede, çünkü bir tanesi 500 bin dolar. Ciddi paralar. Çok ciddi para. O yüzden bunu bitireceğiz. Bittiğimizde bizim elektrikle ilgili, yok hatlar geldi, dağdan geçti, ormandan heyelan oldu. Sıkıntımız kalmayacak. 61 kilometre sadece yüksek gerilim hatlara düşenecek. Akkuş, Fatsa, Korgan arasında link yapacak. Bu elektrik gidip gelecek. Fazlalığı Tokat, Albus, Albus'tan İstanbul. Bunlar bu üretim. Doğanın muhteşem bir şey. Sunduğu rüzgar nimetinde enerjiye çevireceğiz. Enerjiye çevireceğiz. Bunlar çok önemli. Bak hayvan pazarımız vardı. Bak bu trafo merkezinde birkaç yıl sonra diyecekler ki Allah razı olsun diyecekler. Elektrik sıkıntımız olmayacak.
Hayvan pazarımızı hamdolsun bitirdik. Şehir aydınlatmasıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız sözünü verdi. Yine Park Bahçeler Yeşilınlar Daire Başkanımız dün itibariyle bizi aradı. Burada programımızda dedi. 2023 yılında bunu da yapacağız. Bu son konuştuğumuz söz olacak inşallah. Sülük Gölü'nün aydınlatmasıyla ilgili yine Sayın Bakanımıza ve Park Bahçeler Daire Başkanımız İzzet Gündoğar'a teşekkür ediyorum. Çok gayret gösterdi, emek verdi. Kendisi Allah razı olsun. Bak yeni araçlarımızdan şu süpürge ve kamyon. Biz niye Sülük Gölü'nü çok konuştuk? Çünkü Sülük Gölü'den, çamurdan, topraktan geliyor ve bütün toprak başka bir yerlerde. Burada yaylaya terlikle ayaklarıyla gidebilirler. Çayırkent'e, Beypınar'la, Terzi'ye gidebilirler. Yani her yerimiz beton ve asfalt. Eksik yerlerimiz var. Onları da yapacağım. Sözünü verdim. Onları da söyleyeceğim. Buradaki bütün toz toprak, çünkü temizlikte ben kendimi itiraf ediyorum. İyi değiliz. İyi olmamızın sebebi yani şehirde altyapıydı, kanalizasyondu, elektriklerin altyapıya alınmasıydı. Sülük Gölü'nden gelen çamurlar buraya geliyorlardı. İnşallah seneye Sülük Gölü'nün de asfaltını yapacağız. Bu işin içinden çıkacağız. Biz süpürge aracımızı da aldık. Şehrimizin içini kendimiz temizliğini yapacağız. Yol, karayollarını sorumluluk Büyükşehir'in, biz temizleyeceğiz. Çözeceğiz. Sorun üretmeyeceğiz. Sorun çıkarmayacağız. Sorun üretmeyeceğiz. Çözeceğiz Allah'ın izniyle. Ben taş ocağıyla ilgili bakın son dönemde. Son durum nedir taş ocağıyla? Evet. Buradaki taş ocağımızla ilgili bir aydır çalışmıyor. Çünkü ciddi bir maliyet gerektiriyor. Bu taş ocağımızdaki biz 1 milyon civarlarında bir masrafı vardı. Biz oradaki parçasını da yine gittik, yeniledik orayı, hamdolsun. Cebimizden bir kuruş çıkmadan onun da bir şekilde çözmüş oldum. Taş ocağının yeniden aparatlarının yapılması, yenilenmesi, rezerve edilmesiyle ilgili 1 milyon para kasamızdan çıkmadan çözdüm. Hibe yoluyla çözdüm. Siz bu işi bayağı biliyorsunuz. Acaba diğer belediye başkanlarıyla yani da istişare yapıyor musunuz bu manada? Çünkü bakın, hibe almak da çok kolay bir şey değil. Meltem Hanım, ben idarecilik yapmaya çalışıyorum. Yönetmeye çalışmıyorum. Şehirdeki insanlar hepsi zaten kendi kendini yönetiyor. Biz idare ediyoruz. Ben idarecilik yapmaya çalışıyorum şehirde. Allah razı olsun, vatandaşımız da gerçekten birlikte yapıyoruz. Yani burada kaymakamlığımız, emniyetimiz, milli eğitimimiz, yani sivil toplum kuruluşlarımız, AK Parti ilçe başkanlığımız, ilçe yönetimimiz, muhtarlarımız, bunlar hep beraber çözüyoruz. Yani ben yönetici olsam despot bu surat, yani yöneticilik idarecilik yapmam. İdarecilik yaparım. Evet. Ama ben yöneticilik yapıyorum. İnsanları yöneteceğiz. İdare edemeyiz. İletişim becerileri burada devreye bitti. Giriyor. Burada diyorsunuz. Devreye giriyor. Biz bu anlamda gerçekten bunu kullanıyoruz ve hamdolsun bunu da bitirdik. Dün itibariyle makineler geldi. Kurulumlar da bugünlerde yapılır. Yani herhalde muhtemelen 1-2 gün içinde de beton üretmeye başlarız. Bunları da üstesinden geliriz. Bakın evet. İslam Dağı yolumuz 750 milyona ihale oldu. Sadece bir heyelan bölgesinde 248 tane fora kazık var. 248 tane fora kazık var. Bu fora kazıkların bir tanesi 36 metre ve maliyetleri 400 milyon. Demiriydi, çimentosuydu. 400 milyon. Şu gördüğümüz noktada köprünün yapıldığı bir nokta. Şu da fora kazıklar, bakın sırasıyla şurada. Evet. Kıymetli dostlarımız, hemşehrilerimize baksınlar. Sırasıyla aynen fora kazıkların üst yola da yapılacak ve perdeleri yapılacak ki. Bu yol, hani İslam Dağı yolunu konuşuyoruz ama yani dört noktada çok ciddi heyelan olmasa, şuradaki 32'li demirlerle bu fora kazıklar yapılıyor. Devletimizden Allah razı olsun, ben karayolları genel müdürümüze, ulaştırma bakanımıza ve bölge müdürümüz Rıfat Slav Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlgili de alakalı da Allah razı olsun. İnşallah şehir içiyle ilgili bir 4 kilometre asfaltımız olacak. Kendisi talimatını verdi. Ben Rıfat Slav genel müdürümüze, bölge müdürümüze sonsuz teşekkür ediyorum. Karayolları bölge müdürümüze. Ve duyarlı bir genel müdür, bölge müdürümüz. Gittiğimizde hiçbir zaman yani sorun üretmeden sorunu çözen bir abimiz. Allah ondan razı olsun. İslam Dağı yolunda inşallah 1-2 yıl içinde daha konuşmayacağız. Takip edersek oluyor, etmezsek olmuyor. Bakın İten içinde bir mesire alanımız var. İten içinde yeşil yollarımız var. Yeşil yollarımızın 21 kilometresini ihalesini yaptırmıştık. Ama gel gör ki burada yoldan dolayı sıkıntılarımız oluştu. Müteahhitten dolayı oluştu. 9 kilometresi bitti. 12 kilometresi de inşallah ihale yapılıp bitirilmesi için, dönemimizde bitirilmesi için gayret gösteriyorum. Şurası bizim
İten içi mesir alanımız. İnşallah buralarda Yalman Tepesi'nden Korgan Yaylası'na kadar betonunu yaptıracağız. Bu bizim mesire alanımızı Özge Arslan hanımefendiye, iş kadınına çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir 10 milyon gibi maliyet buraya para harcadı ve bitirecek. Biz de eşimizi dostumuzu destekleyeceğiz. Misafiri orada ağırlayacağız. Yaylılarda çünkü bu şekildeki alanlar çoğaldıkça bizim yaylılarımız ileride turizmle ilgili güzel işler yapmış olacağız. Evet. Ulaşımda bir sıkıntı yok değil mi bu noktada? Ulaşımda şu an yollarla ilgili sıkıntımız var. İşte 12 kilometrenin içinde bu 4 kilometre alanda kalıyor burası. 4 kilometreyi yaptığımızda buraya ulaşımda çok sıkıntımız olmuyor. Stabilize yolumuz sadece burada gördüğü gibi. Ama betona çevrildiğinde büyük bir sıkıntımız kalmayacak. Bunun için de mücadelemiz devam ediyor. İnşallah bunu da çözeceğimize inanıyorum ben. Evet, yine halı sahalarınız vardı, söz verdiğiniz özellikle gençlere yönelik kaç tanesi yapılabildi aradan geçen iki dönemde? Meltem Hanım, halı sahalarımızla ilgili de hamdolsun Çayırkent'te, Çiftlik'te ve Tepalan'da, Tepalan'dakini sıfırdan Çayırkent'tekini de üstüne kapattık. Hamdolsun bu bitti. Sadece çevre düzenlemesi, çitleri ve telleri bunlar kaldı. Bunları da inşallah kısa bir zamanda bitirerek orada, çünkü bakın biz orada branda tente yaptırmadık, metal yaptırdık, saç yaptırdık. Kar yağdığında kalmayacak, rüzgarda yırtılmayacak. Böyle bir sistem yapıldı. Ben Gençlik ve Spor Bakanımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki burada milletvekillerimizin, valimizin, büyükşehirimizin emeği çok. Onların Sayın Bakanımızı bölgeye getirmesiyle oldu. Bereketli de bir dönem geçirdik orada. Burası Çayırkent'teki halı sahamız. Burada hemen çitleri yapılacak. Halı sahada çitler de yapıldığında burada korunaklı bir alan olacak. Çayırkent'li hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Tepalanlı hemşehrilerimize yine aynen keza, Çiftlik'teki hemşehrilerimize de hayırlı ve uğurlu olsun. Evet, Korgan Gençlik Merkezi'ni de soralım o zaman. Evet, Gençlik Merkezimiz bitti. Gerçekten Fen İşleri Müdürümüz Muhammed Gözcü ve ekibi çok gayret gösterdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Son viraj diyoruz. İnşallah kısa bir zamanda bunu çözeceğiz. Spor Loto'da aldık bu parayı, 5 milyon gibi. İhalesini yaptık, bitirdik. Meydanı yıktığımızda belediyeyi buraya taşıyacağız. Evet. Ve burada belediyeyi taşıdığımızda inşallah belediyeye, kültür merkezine, otopark bittiğinde tekrar yerimize geçeceğiz. Bu gençlik merkezimiz önemli. Bunu Milli Eğitim Müdürümüzle beraber, onlarla beraber kullanacağız. Bu da ilçe için hayırlı ve uğurlu olsun. Bu da eserlerimizden. Kimse şunu diyemez ki Tuncay Kiraz temelini kazıyıp da, yani atayıp da çatısını kapatmadığı bir eseri ortada kalmayacak inşallah. Zaten soracağım programımızın son dakikalarına doğru. İki dönem sonunda imzam şudur diyebileceğiniz en önemli dediğiniz proje hangisi diye soracağım. Hani mevcutlardan sayıyoruz. İnşallah. Gerçekten önemli hizmetler, önemli yatırımlar. Söylediğiniz gibi hepsini proje gibi konuşuyorduk. Bir bir yapılmış. Siz bir yandan anlatıyorsunuz. Çok sayıda teşekkür mesajı da geliyor. Sosyal medyadan programımız canlı yayınlanıyor. Sorular da geliyor. Vakit kaldığı noktada sorularınızı da yönelteceğim ama onu da yapabiliriz. En fazla yol problemlerine dair, işte bizim şu yolumuz ne oldu, bu yolumuz ne oldu hemen gibi sorular geliyor. Hemen onlara detayları alalım yollarla ilgili, ama altyapıda durum nedir? Özellikle elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili de iddialıydınız. Gelinen noktada çalışmalardaki son durum nedir? Evet, bir hayli yaptık. Çok ben değinmedim ama şimdi ilçe merkezinde Mehmet Biçim Sokak'tan Seyisoğlu Caddesi'nin Niksar Korman Yolu Ana Cadde, Belediye, Aytemiz Sokak ve burada da Hükümet Binası'nın oradaki tarafından bağlantı yapılacak. Burada inşallah elektrikle ilgili de bütün amacımız yer altında olsun arzu ediyoruz. Bizden önce almışlardı, biz de bir hayli böyle yer altına aldık. Ben burada YEDAŞ Bölge Müdürümüze, Sayın Enerji Bakanımıza buraya gelmesiyle bunlar gerçekleşmiş oldu. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda da bu bitirilecek. Şu an kaldırımlardan kesilerek yapılıyor bunlar. Bunlar bittiğinde de inşallah biz elektrikle ilgili hani böyle çok gidip gelmemesi için yer altı önemli. Bunları çözmüş olduk inşallah. Evet. O zaman yolları mı detaylandıralım? Nasıl devam edelim Sayın Kiraz? Şöyle, okul inşaatlarımızla ilgili vardı Meltem Hanım. Burada iki tane okulumuz Çamlı ve Tepalan'da bitti. Şu an hizmet ediyor. Ben Milli Eğitim Müdürümüze gerçekten gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizzat uğraştı müteahhitle. Çok gayret gösterdik, mücadele ettik. Şurada Tepalan'daki okulumuz bitti. Şu an hizmet ediyor. Bir sıkıntımız kalmadı. Bir elektrik trafo sorunu vardı. O da bitti. Hamdolsun. Bu da bizim yine merkezdeki tadilat gören okullarımızdan bir tanesi. Bu da hamdolsun o güçlendirmeler bitti. Şimdi
Tepalan'daki yine güçlendirilmiş lisemiz. Bizim şu an Tepalan'da Emir Yahup'ta ortaokuldaki bu sağlık meslek lisemiz yine devam ediyor. Şurada Çamlı'daki okulumuz inşallah bitti. O da inşallah kısa zamanda hizmete açılır demiştik. Açıldı o da Milli Eğitim Müdürlüğü'nden son aldığım haberle. Bir sıkıntımız kalmadı. Korgan Kız Anadolu Lisesi'nin Kız Anadolu İmam Hatip Meslek Lisesi'nin atölyesine bize Eyüp Belediye Başkanımız sağ olsun Deniz Köken Bey yaptı. İşte açılışını yapacağız dedik. Orada da gerçekten okul müdürümüz Ercan Düzücü'ye çok teşekkür ediyorum. Ankara ziyaretlerimizi anlattım. Sadece şu an bizim büyük projelerimizden bir tanesi doğalgaz kaldı. Jandarmayı çözüyoruz dedik. Doğalgazla ilgili de 2023'te Aksa burada bütün eksiklerini tamamlayacak. Yeri tespitini biz yaptık. Onlar okeyleyecek. Yapıldığında 4 tane ilçemizde bunların başında Korgan doğalgazımızı inşallah şehirle ilgili bir an önce çözeceğiz. 12.807 vatandaşımız merkezimizde oturuyor. Bunların tamamına gaz verilecek. 2020'de. Hatta şu an biz Aksa'yla görüşme halindeyiz. Hatta hatla çekelim diye bunu konuşuyorlar. Eğer yapabilirlerse hat çekecekler. Eğer yapılamazsa yine aynen depolama sistemi dediğimiz bir yerden bu işimizi çözmüş olacağız. Ben buradaki yöneticilerimize, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde başladık bu sürece. Belli bir alana, yere de geldik. Revizyon imar planlarımızı bitirdik. Oradaki alanlarda her eğitim alanı, dini tesis alanı, yeşil alanı, sosyal donatı alanları bırakıldı. Zaten alanda yerlerimiz gözüküyor. Bunları bitirdiğimizde bizim inşallah karnemiz pekiyle geçer. Evet, doğalgaz çok önemli bir gelişme. Kesinlikle çok önemli. Şu an inanmıyorlar yani, ama görsünler ki biz vaat edip de yapamadığımız bir tek eserimiz kalmış. Bana desinler ki sosyal medyada şunu vaat ettin, yapmadın desinler. Eyvallah, kabulümdür, eksiğimdir, ben onu tamamlayacağım. Evet. Doğalgazla ilgili de beklentiyi oluşturduk o zaman. Başlamadan çok detaylaştım, detaylatmıyorum doğalgaz. Allah'tan bir şey olmazsa. Yani bu Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı, hükümetin de programına girmiş bir program bu. Doğalgaz dışarıdan, içeriden, eğer ki ülkeye 10 metreküp giriyorsa bunun 1 metrekübü Korgan'a planlandıysa bu planlar içinde bu. Evet, plan var yani. Afaki bir şey olmadıktan sonra oradan doğalgaza kavuşacak diyorsunuz. O zaman yol çalışmalarını değerlendirelim. Evet. Gerçekten birçok soru da var. Sizin notlarınızın arasında, evet, sizin notlarınızın arasında da zaten birçoğu var. O yüzden ben soruları yöneltmeyeceğim. Çünkü baktım, bir yandan da mesajları takip ediyorum. Evet. Mahalle isimlerini, önümüzdeki notlara da bakıyorum. Zaten hepsine cevap olacak açıklamalarınızı. Kesinlikle. Biz bunları sayalım yaptıklarımızı, yapacaklarımızı. Evet. Eksik varsa bize yazsınlar. Orayı da biz program almaya çalışalım. Bakın, biten yollarımız Tepe Mahalle'de 500 metre, Yukaylı Yerlicek'te 1500 metre, Yazlık'ta 350 metre, Çamlı Mahallesi'nde 4 kilometre, Soğukpınar'da 2500 metre. Soğukpınar ve Çamlı'dan arkadaşlarımız yazsınlar desinler ki şurada kaldı desinler. Bir tek Aralacak kaldı. Burada alanlarından Hasan Pişmek, Kirazlık, Düz Mevkii, Ahmet Hocaların orası, buradaki mevkiler, bunları bitirdik. Belalan'da 550 metre bitirdik. Devamı var, onları yapacağım. Karakoyun'da 1250 metre yaptık. Çayırkent'te 2500 kilometre beton yol yaptık. Fatih Mahallesi'nde yaptık. Abdullah Akıncı abi ve Acemay abinin orada 1 kilometreye. Kambaş'ta Mustafa Akıncı abimizin evinin orada 350 metre yaptık. Kurtulan'da Halil İbrahim İrki personelimizin orada 7 kilo. Aşağı Karşıkaya yolunda parke 1100 metre çalışmamız bitti. Toplamda 5 kilometre biz Çayırkent'te bu sene yol yapmış olduk. Yukarı Yaylıcık'ta da yine 2400 kilometre şu an bitti. Burada da gerçekten Metin Gündoğdu milletvekilimize ve kıymetli valimize çok teşekkür ediyorum. Bu İKOB üzerinden yaptı. Büyükşehirimize ihalesini yaptı. Büyükşehirimize de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Planlanan, bakın biz şu ana kadar 40 kilometre yapmışız bu sene beton yol. Yani bunların hiçbirinin, söylediklerimin bir metre eksiği yoktur. Şimdi planlanan, ben hızlı bunlara geçeceğim Meltem Hanım. Ondan sonra sorulara cevap verelim. Evet. Çünkü vatandaşın sorunu olacak. Biz yaptık ettik diyoruz ama vatandaş ne diyor? Onları ben göreyim ki eksiklerimizi tamamlayalım. Ben de bir yandan yolla ilgili mahalle isimleri alayım. Hepsi yolla ilgili sorular. Ben planlanan beton yol çalışmalarıyla ilgili de kıymetli hemşire, çiftlikte 4 kilometre planladık. Bu sene Kuşeli'de 1 kilometre, Canlar Cemevi'nde 1 kilometre, Melli Molloğlu Sokak'ta 400 metre.
Abaz yolunda 400, Gülabi Ateklik'te 1 kilometre, 4 kilometre inşallah yol yapacağız. Çiftlik mahallemizde sözümüzü yapacağız. Yani bu sene 2023'te yapacaklarımız. İlavesinde yapacağız muhtarımızla, mevcudiyemizle. Orada Ali Şahin İlçe Yönetim Kurulu üyemiz, muhtarımız Gülabi Ateklik ve yine mevcudiyemiz meşhur Gırmanoğlu Alaaddin abimiz var. Alaaddin Hut güzel de bir değerlidir. Çiftliğinde, korganında, ordunun değeridir kendisi. Buradan da selam olsun onlara. Yeşilalan'da 800 metre, Hapan'da 500'ü, Saydereler'in orada da yine 300'ü. Buraları tamamlayacağız. Duralı mahallemizde 450 kilometreyi tamamlayacağız. Bunlar Temler mevkii diye bir mevkide. Yazıcı'da da Uzunkırık diye 700 metre bir yerimiz var. Onu tamamlayacağız. Yazıcılı hemşehrilerimiz şunu bilsinler ki inşallah biz gelecek yılda da ilgili bu ana merkezdeki yollarımızı da yapacağız. Gayretli mücadele eden bir muhtarımız var. Abdurrahim Kayabaş arkadaşımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Tepealan'da 2050 kilometre yolumuz bitmiş oldu. Bunu planladığımız, burada da onu da inşallah bitireceğiz. Bunlar da orta mahallede Şeref Ağacı abimizin orada. Tavukluk'ta 500 metre, diğerde 300 metre. Kırıkbozun'da Bayram Artma abinin orada 500 metre. Yine Kırıkbozun'da Hüseyin Aday abinin orada da 400 metre yerimiz var. Gölcüğe'de de 350 metre var. Burada 2 kilometreyi de Tepealan'da bağladığımızda Tepealan'la ilgili de çok büyük bir yol sıkıntımız kalmayacak. Sadece söz verdiğimiz dere ıslahı kalacak. Onu da yapacağım inşallah. Terzili'de 1250 metre yol yapacağım. Mevlüt Sağdan abinin orada 500, işlemelerin orada 300. Merkez okulun yanında 900, dereler mevkiinde 300. Kirazlık dileklerin orada da 250 metre beton yol yapacağım. Beypınar'da 1200 metre yol yapacağım. Ben bu yaptığımız yolları, söz verdiklerimizi yaptığımızda bu mahallelerden şikayet almayacağız. 3-4 hanelerin arası kalacak. Onu da inşallah tamamlayacağız. Aşağı Kospınar mahallemizde 1200 metre yapacağımız. Laz Evyan'da 500, Bacalar'ın orada 700 metre var. Burayı da tamamlayacağız. Çitlice'de 550 metre güney mevkiinde yapacağız. Bunu da tamamlayacağız. Sıkıntımız kalmayacak. Bir iki nokta programı almadığımız var Çitlice'de. Orayı da inşallah çözeceğim. Evet. Tepe Mahalle'de 950 kilometre beton yolumuz var. Oda yanında 300, Eğlence'de 650, Kınalızade'de 375 kilometre, 375 metre, 500 metre bitirdik. Dip Mahalle 900 metremiz inşallah bitecek. Gedemen'de, Hamzalı'da 900 var, orayı da bitireceğiz. Dip Mahalle'de Koççuvazı'da da 1000 kilometre var, orayı bitireceğiz. Çamlı'da 1200 metre Aralcak mevkii kaldı, orayı bitireceğiz. Yukarı Kospınar'da 500, Yenipınar'da alanda 1 kilometre yol yapacağız. Yenipınar'da da inşallah gelecek yıllarla ilgili bunu bitirdiğimizde diğer söz verdiklerimizi yapmadan diğerlerini programa alamayacağız. Evet. Çünkü buraya göre bir maliyetimiz oluştu ama para buluyoruz, sıkıntı yok, dert etmesinler. Bir tane de mikser alacağım, 4 tane mikserimiz olacak. Daha hızlı bir şekilde inşallah beton yollarımızı yapmış olacağız. Biz söz verdiklerimizin, sözümüzün arkasında duracağız. 2022 yılında bizim yine Belalan'da 1 kilometre. Bunlar YİKOB üzerinden yapılanlar, büyükşehirimiz ihalesini yaptı. Ordu valimiz. Büyükşehirlere girmeyelim isterseniz, onları da konuşalım Sayın Başkan. Çünkü reklama da gitmek zorundayız. Son 2 dakikamız. O 2 dakikaya vatandaşın sorularını da sığdıralım. Birçoğunu anlattığını söylediğim gibi zaten. İkinci bölüme de yine yollarla, özellikle büyükşehirin yatırımlarıyla devam ederiz. Alan küme evlerini sormuş vatandaşlar ki söylediniz. Çiftlik Kuzda çiftliği sormuşlar. Çiftliği anlattınız. Kuzdağ'ını sormuşlar. Beypazar Terzili'yi sormuşlar. Sanayi için teşekkür etmişler. Sanayi yolu için de teşekkür etmişler. Çayırkent Tepe Alan ana yolda son durum ne demişler? Yenipınar'ı sormuşlar. Bir de Düzdağ yolunu sormuşlar. Düzdağ yolunun biz betonunu yaptık. Biz betonunu yaptıktan sonra Büyükşehir yol ağlarını aldı. Bizim orada bir yerimiz kalmadı. Biz 1400 metre oradaki beton yolumuza kredi çektik. O zaman da yine İsmet Uçma milletvekilimiz, Allah razı olsun, Cumhurbaşkanlığımız strateji daire başkanından parasını almıştım. Orada Düzdağ'da sadece Pelitlerin orada, Pelitler mevkii diye bir aile var. Onun orada bir yolumuz var. Ama şu an şu saydıklarım bitmeden oraya geçmeyeceğiz. Bu 2023'te bunları bitirdiğimizde orada da bizim programımıza girecek. İnşallah o da bitecek.
Diğerlerini söylediniz zaten. Küme evlerini sormuşlardı, onu söylediniz. Alanda zaten alan küme evleriydi muhtemelen. Evet, orada bir kilometre yolumuz var. Ama orada su hattı geçecek diye biraz oyalandık. Ama su ile ilgili çalışmalar muhtemelen o şu an belki Hemetli'de çalışacaklarını söyledi. O ile görüşmelerimizde çünkü toplu bir mahalle olduğunu, abonenin çok olduğunu, biz de orayı o zaman yapın ama alana çevirmeye çalıştık, beceremedik. Muhtarımız da inşallah gayret gösteriyor, uğraşıyor. Mustafa Açıcı arkadaşımız eğer ki su hattı geçmemiş de olsa biz o yolun belli bir kısmını betonlu, yani çok kötü olan kısmını alanda yapacağız. Alandaki Yeni Pınar alanlara sözümüz olsun. O yolumuzu inşallah bitireceğiz. Orada yine Yeni Pınar'da Bük diye bir mevki var. Çok sevdiğimiz değerli dostlarımız var orada. Genişlemesi yapıldı. Sağ olsun Mustafa Açıcı arkadaşımız sorun çıkarmadan, vatandaşla bizi karşı karşıya getirmeden oranın genişlemesini yaptı, bitti. Biz de inşallah alanla beraber oranın betonunu atacağız. Evet. Çünkü camiye giden kısa bir yol, güzel bir topluluğun olduğu bir yer orası da. Onu da çözeceğiz. Evet, Beypınar Terzili ile kısaca Beypınar Terzili ile ilgili burada az önce ifade ettim. Beypınar Terzili'deki yollarımız kısa bir zaman içinde bu 2023'te başlayıp bitireceğiz. 1200 metre Beypınar'da yolumuz var ve Terzili'de de 1250 metre yolumuz var. Bunları bitireceğiz. Yani çünkü oradaki insanlarımıza az mahcubiyetim var ama beni geri atan tamamen 2 yıldır bu pandemi süreci bizi geri attı. Ama inşallah onun üstesinden geleceğiz, sıkıntımız yok. Para sıkıntımız yok. Araç da alacağız, o da sıkıntımız kalmayacak. Sadece zaman bize lazım olacak. İnşallah havalar da çok yağmurlu gitmezse, bakın bu şekilde iddialı yani konuşuyorum. Çünkü havalar kötü olmazsa biz bu sözü verdiklerimizin hepsini yerine getireceğiz. Çünkü bazen yağmur yağıyor. Bakın bir ocağın bize sorun çıkarmasından dolayı bir ay kaybettik. Şu benim saydıklarım şu 2 yıl içinde bitireceklerimdi. Ama olmadı, nasip değil. O yüzden Allah'tan büyük bir engel çıkmazsa hedeflerimiz bu. Bunları biz yolla ilgili ben bak geldiğim günden beri sırtımdaki terin son damlasına kadar bütün maddi ekonomik olarak hepsini yola harcıyorum. Aldığım her hibeyi. Bakın elektrikte YEDAŞ'ta atıyorum. Aylık faturası ödedikleri 300 bin lira. 400 bin lira, 200 bin lira. Bana yıllık vergi olarak ödedikleri 100 lira yok. Köylerden bahsediyorum. Evet. Yani emlak vergisi yok, çevre temizlik vergisi yok, bina vergisi yok, çalışma ruhsatı yok. Bir tek inşaat ruhsatı veriyorum. O da 4 bin liraydı. Yılbaşından sonra 6 bin lira olacaklar. Almayanlar şimdiden alsın. Evet, o çünkü önemli. Yani o da katkı olsun. Çünkü bu Cumhurbaşkanımızın bir politikası yani köylerden vergi aldırmamak. O yüzden biz de almıyoruz. Hiç bedelsiz yani bana YEDAŞ'a yani ayda ödediklerini yılda ödediler bir kez her hane, ben onların ahralarının önüne kadar asfalt beton yaparım. Evet, hiçbir geliri olmadan bunları yapıyoruz ama hamdolsun bu vatandaşımız bize yetki verdi, biz onlar adına ilçemizde sağdan soldan bu şekilde hibeler alarak bizleri bayrağı düşürmediler, bu mevkiyi makama getirdiler. Allah onlardan razı olsun, ben de onları inşallah mahcup etmeden söz verdiğim o mahallelerdeki hiçbir bedel almadan işimizi çözeceğiz. Ama şöyle yapıyoruz, birçok mahallede imkanı olan dostlarımız yakıt sıkıntısı yaşıyoruz, destek veriyorlar. Bunlardan bir tanesi Saralış. Allah razı olsun. Şimdi Çiftlik'te dökeceğiz. Onlar da yine inşallah destek verecekler. Çünkü ahırının önüne ne kadar, kapısının önüne kadar istiyorlar. Bir mikserin maliyetini söyledik. Katkı olmadan kimseye bedava, yani benim yolu yapacağız. Ama kapımın önüne dik dediğinde, dök dediğinde o zaman destek de lazım. Destek lazım oluyor çünkü biz beton satmıyoruz ama yakıt desteği versinler ki biz simonti onlara bedava verelim. Yani biz hamdolsun bu gücümüz var ama destek olan gerçekten Saraliş'teki hemşerilerimize beton attık, destek oldular, yakıt desteği oldular. Buradan da kendilerine sonsuz teşekkür etmek istiyorum. O zaman bir virgülle sohbetimizi hızlıca reklam arası vererek ara verelim efendim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diamond Ordu'da açıldı.
yılbaşında D-Diamond'la ışılda. Seçili pırlantalarda %50 indirimi kaçırmayın. D-Diamond, Sarıpaşa Caddesi, numara 84 Taksim A, Altınordu, Ordu'da. Daha şık, daha ergonomik, çağdaş çizgilerin izinde yaşam alanları hepimizin hakkı. Profesyonel dokunuşlarla istediğiniz projeler için Göçoğulları Yapı Market tüm ekipleri ve malzeme çeşitliliğiyle hizmetinizde. Hayallerinizi ertelemeyin. Tüm tadilat ve taahhüt işleriniz için uzman kadromuzla sizlerin yanındayız. Göçoğulları Yapı Market, inşaat sektöründeki çözüm ortağınız. Fatsa Termal Spa Otel sizlere şifa olmaya devam ediyor. Oldukça zengin bir mineral yapısına sahip olan suyumuz, florür, kalsiyum, potasyum, sülfat ve klorür minerallerince zengin kaplıcamız, ülkemizde eşine az rastlanan içilebilir bir termomineral sudur. Kaplıca suyumuz 48 derece doğal kaynak çıkışı ile hipertermal mineralli sular sınıfına girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı tıbbi değerlendirme raporunda kaplıca suyumuzun romatizmal hastalıklara, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kronik kabızlık, diyabet, kronik bel, boyun ve kas ağrıları, sporcu yaralanmaları, yumuşak doku, eklem zedelenmeleri, fibromiyalji, kireçlenme, bazı kadın hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiştir. Fatsa Termal Spa Otel. Gencay İnşaat, Fatsa'da zirveyi sevenler için muhteşem bir projeye imza atıyor. Teras Park 1 ve Teras Park 2'yi tamamlayan Gencay İnşaat, Teras Park 3 ve Teras Park 4 ile Fatsa'nın zirvesinde 3+1 160 metrekare daireleri sizlerin beğenisine sunuyor. Muhteşem manzarası, bulunmaz konumu, benzersiz bir yaşam alanı ile Teras Park 3 ve Teras Park 4 sizleri bekliyor. Gencay İnşaat, hayalleriniz bizim projelerimizdir. Kardan, kıştan, kışla. Biz korkmayız kardan, kıştan, kış lastiklerimiz sağlam. Lasso. Ne dersen, lasso. Sağlamsa, lasso. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan her 500 liralık alışveriş 100 lira indirimle. Üstelik Yapı Kredi World'e özel 8 taksit fırsatıyla. Ben kimim? Memleketim Kütahya, işim seramiktir benim. Bu topraklardır yerim yurdum. Adım adım bu ülkenin her köşesindeyim. Ben Kütahya seramiyim. Dost Meclisi'nde milli seramik diye bilinirim. Dünyanın her yerinde bu toprakları temsil ederim. Fark yaratmayı severim. 60'a 160, 80'e 160, 80'e 240... 120'ye 120 olabilirim. Ha, kimse de olmasın derseniz 120'ye 240 derim. Ebatlarımla ve doğal tasarımımla Türkiye'de ilk, haliyle tekim. Ben Kütahya Seramiyim. Dolapta da hiçbir şey kalmamış ya. Şimdi kim alışverişe gidecek? Dur ya, Kalafatlar Sanal Market'ten sipariş vereyim, hızlıca getirirler. Kalafatlar Market'te, her şey hemen evinde. Tıkla bizi bulalım sizi. Sen de dene Sanal Market'i. Tıkla tıkla, tıkla tıkla. Tıkla tıkla, tıkla tıkla, tıkla tıkla. Tıkla bizi bulalım sizi. Sen de dene Sanal Market'i. Gelsin adresinize, Kalafatlar hizmetinize. Kalafatlar. Ordu'nun en hızlı gelişen bölgesi Şahincili Mahallesi'nde. Ortak alanları, malzeme kalitesi, estetik yapısı ile fark yaratan bir proje. Aklar Prestij Konutları. 105 metrekare 3+1 daireler sizleri bekliyor.
geniş ve korunaklı otoparkları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, tam donanımlı toplantı salonu, geniş mescidi, bay bayan sığınakları, hidrofor odaları, 7/24 güvenlik kamera sistemiyle mükemmel bir yaşam alanı. Aktar Prestij Konutları. Sizler için her şeyiyle hazır. Aktar İnşaat bir Çetin Ak kuruluşudur. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. Biraz da insan biriktiriyoruz. Demli, şekersiz bir çayla, güler yüz hoş sohbetle, bir günaydın acı bir kahveyle. Biz sadece ticaret yapmıyoruz. İşimizi seviyoruz. Nuri Kumaş, Köroğlu Kuyumculuk, Ünye. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3 artı 1 125, 135, 150 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Dünya Kupası bir yılda Galatasaray'ın hazırlık maçları sadece D-Smart ve D-Smart Go'da. Mega paket ilk 3 ay 29 TL. Hemen ara, fırsatı kaçırma. Poytel, mantolamada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel ısı yalıtım sistemleri. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yılların eskimeyen geleneği olan Milli Piyango yılbaşı çekiliş ikramiyesi bu yıl tam 200 milyon lira. Hayallerinizi ertelemeyin. Ordu'nun en çok kazandıran marketi Ankara Şans Market yine kazandırmaya devam ediyor. Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin. Ya çıkarsa? Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlıtürk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan Sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. Ordu'nun merkezi Altınordu'da 2000 yılında temelleri atılan Ergün Mobilya Dekorasyon, Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde 3500 metrekare alan üzerinde son teknolojiyle donatılmış makine ve ekipmanlarıyla üretim yapmaya devam ediyor. Modern tasarımıyla zamanı yakalayan, ortamların havasını değiştiren Ergün Mobilya, sadece Ordu'nun değil, ülkemizin dört bir yanında tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Uzman kadrosu ve tecrübeli ekibiyle adeta bir sanat eseri ortaya koyan Ergün Mobilya Dekorasyon, Ordu'nun yerli ve milli markası olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu tabelanın altında güven var, kalite var, sanat var. Ergün Mobilya Dekorasyon.
Reklamların ardından sözün özü kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Korgan ilçesini konuşuyoruz. Belediye Başkanı Sayın Tuncay Kiraz misafirimiz. İlk bölümde yapılan hizmetleri, yol yatırımlarını konuştuk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beton yollara bir giriş yapmıştınız. Yaptıklarınızı anlatıyordunuz. Beton yolla ilgili bir virgülle ara verdik. Buyurun devam edelim Sayın Kiraz. İlerleyen dakikalarda yine vatandaşlarımızın sorularını da yönelteceğiz size. Evet. Yine büyükşehir ve vatandaşımızın el birliği, iş birliğiyle ve valiliğimizin ödeneğiyle bizim Belalan'da 1 kilometre, Beypınar'da 700 kilometre, Çitici'de 3 kilometre, Karakışla'da 2600 metre, Koçyuvaz'da 1700, Saraliç'te 800, Tepalan'da 1200, Serzli'de 800, Şehirkent'te de 1500 beton yol döküldü. Hamdolsun bu mahallelerimizde de bizim çok büyük bir eksiğimiz kalmadan yola devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben burada özellikle yine Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e sonsuz teşekkür etmek istiyorum. YÜKOB üzerinden burada vatandaşın oraya gittiği dilekçeyle burada şehitlerimiz, gazilerimiz bu şekilde yerlerimiz vardı. Buralarda bunları hamdolsun bitirmiş oldu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada yine aynı zamanda Ordu Milletvekilimiz şu anda sahada da ciddi şekilde çalışmalar yapıyor. Metin Gündoğdu Milletvekilimize çok teşekkür etmek istiyorum. Şu ana kadar sadece Korgan Belediyesi'ne, diğer belediyelere mutlaka var. 5 milyon civarlarında bu şekilde hibe desteği oldu. Buradan kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah onlardan razı olsun, yollarını açık etsin. İnşallah ilçemizin bu şekilde ilimizin siyasetçileri her bir ilçeye bu yatırımları olmuştur. Geçmişte siyasi büyüklerimiz çok ciddi yatırımlar oldu. Bakın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'ın çok büyük katkısı oldu. Bugün sahada en çok konuşan belediye başkanlarımızdan bir tane, konuşulan belediye başkanlarımızdan bir tanesi. Biz de Büyükşehir'de o zaman da çok ciddi destek aldık. Ben kendisine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü marifet iltifata tabidir. O anlamda Allah razı olsun. Birçok siyasi büyüklerimiz orada çok işler yaptı. Bugün de inşallah yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Sülük Gölü'nün asfaltını yapar, şehrin de aydınlatmasını yaparsa biz buradan teşekkürlerimizi kendisine her zaman yaptığı işlerle ilgili teşekkürlerimizi yaparız. Bizim kimseyle bir sorunumuz hamdolsun yok. Odamızda kendi resmi aslı. Ama biz istiyoruz ki eksik olan yerler yapılasın, kafamız rahat etsin, vatandaştan oy aldık. Çünkü bir oyun bedelini 5 yılda ödeyemiyoruz Meltem Hanım. O yüzden biz aldığımız oyun hakkını ne dedik, sırtımızdaki terin son damlasına kadar inşallah dökeceğiz. Bu vatandaşımızın hizmetkarı olacağız. Ankara'ya gittim. Bakan yardımcımızdan yine hemşerimiz olan bir tanesi dedi ki çiftlikten çok ciddi destek aldın. Çiftliğin yollarını yaptın mı? Allah razı olsun, ben bundan keyif aldım. Mutlu oldum. Daha çok şevkim arttı. İnşallah çiftlikli hemşerilerimize şunları bilsinler ki şu an beton santralimiz yapıldığında size verdiğimiz o sözümüzü aynen yerine getireceğiz. Diğer mahallelerle ilgili verdiğimiz burada vaat ettiklerimizi hepsini programa almışız. Ve burada da bu yollarla ilgili de Sayın Valimiz 2600 bin lira bir ödenek yaptı. Bu da hamdolsun belediyemizin kasasında. Bu vaat ettiğimiz yerlerin hepsini yapacağız. Yine valilik, Korgan Belediyesi programı olmuş olacak. Evet, yol aslında konuşsak da bitmez gerçekten. Yol ihtiyacı da bitmez. Ama siz yaptıklarınızı anlatıyorsunuz, hedeflerinizi anlatıyorsunuz. Tabii bakın şehir merkezindeki asfaltları, onlara bak söyleyebiliriz. Evet. Büyükşehirimizin sanayinin içine asfaltını yaptı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Hilmi Güler. Tepe Mahallede, caddede yine Dip Mahallede, Şehit Selahattin Boytaş Sokak'ta, Dip Mahallede Yüksel Cağ Sokak'ta, Dip Mahallede Müdüres Efendi Sokak'ta, Dip Mahallede Bilal Ergün Sokak'ta, Tepe Mahallede Oda Yanı'nda inşallah bu dönemde yapılacak. Tepe Mahallede Mevlüt Karabayrak Sokak'ta bitti, Tepe Mahallede Sağlık Sokak bitti, Tepalan merkezi bitti. Ben Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Bunlar yaptıkları. Yapılanlarla ilgili biz kimin de hizmeti varsa Korganlı hemşehrilerimizin temsilcisi belediye başkanı olarak teşekkürünü yapacağız. Ben buradan 5 kilometre bu sıcak asfalt bitmiş. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Peki Tuncay Kiraz eşit hizmet anlayışına sahip bir belediye başkanı mı? Zaman zaman işte biz sorularda da görüyoruz. İşte yukarı mahalleler eksik kalıyor. Ana merkeze yakın mahalleler daha fazla hizmet alıyor. Ya da işte siyasi anlamda destek gördüğü mahallelere daha hızlı hizmet götürüyor belediye başkanı gibi direkt Korgan için söylemiyor. Zaman zaman böyle eleştiriler de gelebiliyor. Şu an mesajlarda var mı bilmiyorum. Biraz detaylandıracağım, mesajları da takip edeceğim ama siz
eşit hizmet ilkesine sahip misiniz? Yani biz vaat ettiklerimizden daha fazlası yaptık. Eşitin üstüne de çıkmış olduk. Şöyle yani merkezle ilgili çok ciddi yatırımlar yaptım. Ama merkezdekilere sorarsan yukarılara 1 kilometre yol olduysa onu yaptı, bu kadar çok hizmet yaptı diyor. Hizmet yaptık. Eksik yerlerimiz var. Korkan'da bakın merkezde kapalı pazarımız var, altyapımız var, sanayimiz var. Hükümet binası, adalet sarayımız var, gençlik merkezimiz var. Aile sağlık merkezimiz var. Geçmişte hastanemizi yaptık. Bunların hepsini yeniledik. Şimdi jandarmayı meydana, elektrikleri yer altına almışız. Suyla ilgili yine OSKİ Genel Müdürümüz Murat Uz Beyefendi'ye, Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Okan Bey'e çok, Karadağ Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Güzel Korgan Şefimize teşekkür ediyorum. Güzel işler yapıldı. Biz elimizden geldiği sürece mahallenin nüfusuna göre, yani yoğunluğuna göre hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani adil olduğuma inanıyorum. Ayrıcalık yapmadığıma. Eğer ki adil olmasam kendi mahallemde şu an yukarı ve aşağı kosmalarda kendi mahallem daha önce tek mahalleydi. Orada şu an eksiğim var. Eğer yani fazlalık yapsam kendi köyüme yapardım ama yapacağım. Oradaki o işlerimizi de bitireceğim. Aşağı Kospınarlılar ve yukarı Kospınarlılar hemşehrilerimiz rahat olsun. Bir sıkıntı olmadan o işlerimizi çözeceğiz. Karakoyun'da yolumuz bitti. Yine İhsan Şener vekilimiz, Allah razı olsun, orada bir 3 kilometre yolu Büyükşehir Belediye'mize yaptırdı. Ben kendisine teşekkür ediyorum buradan. Çünkü mahallemizin sorunlarıyla da ilgilendi. Geçen de ilçemizde misafirimizdi. Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir sorunumuz olduğunda, çünkü Korgan ilçemizle Niksar, Tokat sınır olduğu için, mahallelerimiz birbirimize yakın olduğu için ortaklaşa hizmetlerimiz oluyor. Oradan gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Recep Gökçe abimiz orada genel sekreter, ona teşekkür ediyorum. Yine Beylikdüzü'nden Beylikdüzü Komşular Derneğimiz var. Başkanı da benim de sevdiğim dostum, arkadaşım Osman Tezemir'e çok teşekkür ediyorum. Şu an bizi izliyorlarmış kendilerini. Yani her taraftan dostlarımız dedik. Evet, biz para biriktirmedik, dost biriktirmedik. Yoğun bir izler kitlemiz var şu an. Çok sayıda mesaj geliyor, sorular geliyor, teşekkürler geliyor, başarı dilekleri geliyor. İnanın ki çok hızlı bir mesaj. Yani bence okuyalım, olumsuz hepsini okuyalım. Yani şu son programı tamamen vatandaşın sorununa ayırabiliriz Meltem Hanım. Ben o konuda açıyorum. Güzel. Yani açın. Eleştiri bedava akıl. Evet, Sayın Başkan açık çek verdi, her şeyi sorabilirsiniz dedi. O zaman buyurun. Ama çok hızlı geliyor mesajlar. Soramadıklarım ya da soramayacaklarım için özür diliyorum. Çok sayıda yol geliyor. Yola da çok vakit ayırmak istemiyorum. Çünkü detaylandırdınız, anlattınız, kilometreye kadar söylediniz. Eksik kalan yerler için de bir hedef söyleyelim. En azından yola toplu cevap olmuş olsun. Tüm yol problemi Korgan'da. En azından sizin döneminizde yüzde kaçı bitmiş olacak? Yüzde, aran mahallelerde dahil olmak üzere. Yani %80'i bitmiş olacak. Benim hedefim, kendime hedef koydum. Şu an %70 seviyelerinde. Bakın benim şu an Çayırkent'te Karşıyaka'da sorunum var. Çayırkent'te Çorak'ta ve aşağı obada bir kısım yerde sorunum var. Benim yine Terzi Beypınar'da anlattığım orada sorunlarımız, onları gidereceğim. Yine aşağıya yukarı Kospınar'da birkaç iki noktada sorunlarım var. Onları bitirdiğimde benim %80 yol sorunum bitmiş oluyor Meltem Hanım. O anlamda ben şu an barajlarımızla ilgili, bakın sanayimiz, barajımız, hastanemiz, bunlar müthiş olaylar. İnşallah %45 seviyelerinde bizim şu an barajımız 1 milyon 800 metreküp. Gelecek yıl hızlı bir şekilde inşallah devam edecek. Sorunlar vardı, sorunlar tamamen ortadan kalktı. Müteahhitimiz yazın hemen 4. 5. ayda başlayacak. Bizim bu hizmetlerimiz bitecek. Ama vatandaş haliyle mahallesini sorar. Soruyordu tekrar, tekrarında sıkıntı yok benim için. Sıkıntı yani, yok diyorsanız tamam, ben hani çok yapalım, bir şey çünkü... O zaman... Vatandaş onu bekliyor. Hani evet, sorusunu sordu, cevabını bekler. Tamam, sorusunu sordu, o zaman yol sorularına da geri döneceğim ama size bir davet var. Onu söylemek istiyorum. Benim dikkatimi çeken bir mesaj. Kemal Bıyıkoğlu program çıkışında sizi kahve içmeye davet etmiş efendim. Fatsa'da meydan yaya üst geçidinin 100 metre ilerisinde MHP ilçe binasının hemen yanında bir petrol ofisinde petrolde çalışıyormuş arkadaşımız. Programınız bitiminde Fatsa'dan geçerken bir sıcak kahveye beklerim demişler. Depoyu doldurursa ne olmasın? Evet, yani pahalıya patlayacak galiba bu kahve ikramı. Kemal Bıyıkoğlu güzel, asil bir insanlar. Allah razı olsun. Ben davetlerine teşekkür ediyorum. İnşallah çayını içmeye uğrarım. Tabii sadece sosyal medya değil, TV2 WhatsApp ihbar hattına da mesaj geliyor. Ta Kahramanmaraş Avşin'den yollamış Korganlı bir arkadaşımız Doğukan Saylavcı. Çok selamlarını iletiyormuş. Allah başarılar diliyormuş size. Çok teşekkür ediyorum.
Bana da selam gönderirse başkanım sevinirim demiş. Acaba askerlik görevini mi yapıyor? Olabilir, o yüzden böyle biraz duygusal bir de selam bekliyor bilmiyorum. Her koldan geliyor. Çok tabii kendisine efendim, teşekkür ediyorum. Ben detaylı yol mesajlarına bakarken birkaç soruyu not almıştım isim almadan. Mesela biri izleyenimiz yazmıştı. Bu kadar çalışmayı yapan Tuncay Kiraz inanıyoruz ki Korgan'a yüksekokulda kazandıracaktır. Yaparsa Tuncay Başkan yapar yazmış. Evet. Ne diyeceksiniz yüksekokulla ilgili? Şöyle Meltem Hanım, yani yüksekokulla ilgili bizim su sorunumuz, yol sorunumuz, barınma yani lojman sorunumuz, işte yurt sorunumuz, bunlar birçok anlamda bitti hamdolsun. İstanbul Korgan yolunun ve Nisar Korgan yolunun 6,5 kilometresinde bittiğinde bizim gibi okulumuz var. Fiziki olarak binamız tamam ama burada önemli olan yeri aşmak değil. Öğretim görevlisini ve öğrenciyi getirebilmek önemli. İnşallah biz sosyal tesisimizle, yolumuzla, suyumuzla, altyapımızla altyapımızı tamamlarsak zaten öğrenci gelmesine sıkıntı olmaz. Zaten bizim şimdi Niksar Korgan yolumuz tamamen uluslararası devlet yolu olduğu için bir sıkıntı olmayacak. İleride inşallah o niye olmasın, benim o aklımda var. Hatta bir bölüm de aklımda var. İnşallah onları da çözeriz ama şu an bizim bütün hedefimiz vatandaşın ayağını çamurdan kurtarmak. 2023'te hala yol konuşmamak benim hedefim. Evet, inşallah hedefinize de kavuşursunuz inşallah. O zaman Koççuaz Mahallesi Fındıklık Düzü Mahallesi'ne beton yol ne zaman dökülecekmiş? Evet. Koççuaz'da 6 kilometre beton yol yapıldı. Fındıklı Mahallesi tabii ki kenarda bir yer oldu biraz. Onlarda da eksiğimiz var ama orada da inşallah onların yollarını da çözeceğiz. Beton diyemiyorum ama inşallah beton yaparız. Tabii bu söz verdiklerimizi bitirmeden bir şey demiyorum. Oradan da ihtiyacı var. Evet. Celal Üste de size başarılar dilemiş. Başkanımızdan Allah razı olsun demiş. Halk adamı, gönül insanı demiş. Allah razı olsun. Hayırlı işler nasip etmeyi sağlasın Yüce Rabbimiz demiş. Korgan sizinle çok şey değiştirdi diyerek Allah de razı olsun. Eklemiş. Tabii yazım hataları da olduğu için böyle biraz tereddütlü okuyorum. Acaba ne yazılmış diye. Beypınar Terzili arasını yine sormuşlar, açıkladınız ama. Beypınar Terzili arasında Büyükşehir yol ağımız gerçekten orada sate kaplama yaptı Büyükşehir'imiz. Ben teşekkür ediyorum ama oranın beton olması lazım. Çünkü yüklü orman kamyonları geliyor. Orada ciddi sıkıntı var. Ama Beypınar'ın içinde Büyükşehir'imiz orada 800 metre bir yol yaptı. Bayağı bir çözüm oldu ama ana yolda Terzili ve Beypınar sapağından sonra bir atölye var. Atölye orada biraz sıkıntı yaşıyor ama atölye sahibi ben de destek olacağım diyor. Büyükşehir Belediye'mizde o konuda sağ olsun Hüseyin Alacak arkadaşımız, Büyükşehir ve Fatsa, Korgan ve Kumru Şefi ciddi bir gayret gösteriyor ekibiyle. Hele hele geçen kışın çok ciddi bir büyükşehirimizin yolla ilgili, karla ilgili büyük bir mücadele oldu. Yani mezarlıklardan %98 ise o kar döneminde de %98'dir memnuniyet. Yani kışa hazır olmadı mı peki tabii. Korgan bu senede? İnşallah. Biz de ekibimiz zaten aynı sistemimiz devam edecek. Büyükşehir'le beraber ortaklaşa yapılıyor. Çok da başarılı gidiyor. Bütün ilçelerde Büyükşehir'imiz o anlamda sonsuz başarı gösterdi. Evet, Yeşildere Yolu Başkanım demiş Necati Peksert. Yeşildere Yolu ile ilgili burada 2100 metre bitti. Burada gerçekten Büyükşehir Belediye'miz ihalesini yaptı. YİHOP'ta yine valiliğimiz parasını verdi. İçişleri Bakanlığı'nda personel genel müdürümüz Fatih Serden geçti. Yine orada bir para daha çıkartacak. O diğerini de ben inşallah yapacağım. Orada Büyükşehir'imizle görüşeceğiz. Yakıt desteği verdiğinde biz de betonlu beton santrallerimize yakın bir yol. O Yeşildere ve yukarı yayılacak yolu bitmiş olacak Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı yok. Evet. Pelin Hanım da yine özellikle sizin halkın içinde bir belediye başkanı olmanıza yönelik mesaj yollamış. O yüzden hep yolunuz açık olsun demiş. Allah razı olsun. Gerçekten de böyle misiniz? Yani biz samimiyetinizi en azından insani ilişkilerinizde yani görüyoruz. Hani bir sunucu olarak o yüzden yönlendirilmiş bir soru olmasın ama samimi bir insansınız. Yani en azından Allah insan ilişkilerinizde öylesiniz. Yönetici olarak, belediye başkanı Tuncay Kiraz olarak da bunu yansıtıyor musunuz ilçenize? Bakın ben uzun yıllar sivil toplum kuruluşları ve vakıflarda çalıştım. Allah razı olsun diyenden çok rastladım. Tabii eksiklerimiz vardır. Biz peygamber değiliz. O yüzden dedim ya, bu insanlar peygamberlerimizin arkasından, Hazreti Ayşe validemize iftiralar attı, peygamberlerimizin arkasından konuştu. Biz kimiz? İnsanlarımız eksiklerimiz varsa söylesinler. Dedim ya, eleştiri bedava akıldır. O anlamda biz eminim ki
vatandaşın gönlüne girmek için gayret gösteriyorum, mücadele ediyorum. Konuştuğum gibi bir insanım. Yani olduğum gibi bir insanım. Herkes dört dörtlük değil, benim de eksiklerim olur. Ama biz hizmet anlamında ne dedim, yönetmiyoruz, idare ediyoruz, güzel işler yapıyoruz. Vatandaş demek ki idare edilmekten mutlu. Biz de idare ediyoruz yani. Allah razı olsun hepsinden. Ben orada mesajları siz okuyorsunuz, ben görmüyorum. Evet, ayırt etmeden. Evet, bana açık çek verdiniz. Yani. Benim en uç eleştiren adam Veysel Araç'tı. Allah razı olsun. Yine diyor ki başkanım sen çalışıyorsun diyor. Ben sana sahip çıkacağım diyor. Herkesin sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Yani çünkü niye? Bu şehri tek başına değil, birlikte yöneteceğiz, idare edeceğiz. Tek başına olmuyor bu işler. Yine soracağım ama çok ilginç bir şey de oldu. Hani sosyal medya, artık hayatımızda olan WhatsApp vesaire, ama SMS çok kullanılmaz normalde. SMS'ten bile bir mesaj geldi size. Tuncay Kiraz çok başarılı bir arkadaşımızdır. 15 senedir tanıyorum demiş, dediğini yapar İsmail Talı. O da SMS yöntemiyle size yani desteklerini, başarılarını iletmiş. Ben teşekkür ediyorum İsmail arkadaşımıza gerçekten. Allah razı olsun. Evet, çok sayıda da var. Onlara layık olmaya çalışacağız. Evet, yine yol soruları var. Hep aynı yollar olduğu için Yeni Pınar Alan Mahallesi. Orası sözümüz oldu, tamam. Orası da akitleşti, bitti. Yukarı Kospınar Mahallemize Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yolumuz 1,5 kilometre, neden duyarsız kalınıyor demiş. Evet, orada yani Büyükşehir yolu ağımızda ihaledeydi 21 kilometre, orada maliyetler çok arttığı için 14 kilometreye düştü. Orada hem aşağı hem yukarı, aşağı Kospınar ve yukarı Kospınar yol ağında beton ihalesinden ve burada Saraliç'te var, Çayırkent'te var çıktı, ama 2023'e ilgili Büyükşehir'imiz onları tamamlayacaktır. Birçok yol yaptı, inşallah onları da bitecektir, sıkıntı olmayacak. Orada bir mağduriyet yaşıyor yukarı Kospınar ve Saraliç ve kendi köyüm olan aşağı Kospınar, ama onlar da çözülecektir inşallah. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum, yapılacaktır. Diğerleri yapıldı, onlar da yapılacak. En azından hiç yapılmadığılık bir mahallemiz olmadı. Evet. İdris Bey'in de bir eleştirisi var. İdris Engin bir çatı yapılamadığından şikayet etmiş. 83 yaşındaki bir teyzenin evinin çatısı yapılamadı diye bir mesaj yollamış, ama daha sonra buna hangi bakabilirsiniz. Hangi mahalle işte, o önemli, ama soy ismi neydi? İdris Engin. Enginler benim köyümde İdris var ama. İdris Engin mahallenin ismini yazmamışlar. Evet, şöyle. Çatı yaptıramadığını yani demişler. Yani orada mutlaka geliri fazladır. Ben Engin İdris Engin arkadaşımızın bize bizzat gelsin. Biz kaymakamımız gerçekten Mikail arkadaşımız gerçekten güzel işler yapıyor. Devletimiz zaten şu an Meltem Hanım, sadece mağdur olan bir aileye ev yardımı eğer ki şartlara tutuyorsa 200 milyon ödüyor. 200 bin lira ödüyor. Bırak çatılara, bırak başka bir şeyleri. Yani oradaki kuruldan geçmemiş olsa dahi biz kaymakamımızla beraber bizzat giderek yerinde görüyoruz ve hamdolsun sorunu çözüyoruz. O anlamda kaymakamımız çok duyarlı bir insan. Gelsin bana, ben beraber götüreyim. Başka bir sıkıntı vardır. Yani yapılmamasının mümkünatı yok. Evet. Soğukpınar'da Osman Hoca'nın yolu ne oldu demişler. Soğukpınar'da çok ciddi bir beton yol yaptım. Önce ona inşallah teşekkür yapıyorlardır. Osman Hoca abimizin yolu da gelecek bu yıldaki, yani bizim Soğukpınar'daki 500 metre bir yerimiz var. Orayla beraber onu da bitireceğiz. Sıkıntı yok. Çünkü mikser girmesi çok sıkıntılı bir yerdi. Fındık dallarından dolayı fındıkları toplamamışlardı. Sıkıntı vardı. Hatta vatandaş fındıklar dökülse de girin dedi, ama biz orada tabii ki söz verdiğimiz başka alanlar vardı. Yapamadık. Osman Koca iyi bir partilimizdir. Güzel bir abimizdir. Onun yolunu da çözeceğiz inşallah. Evet. İstanbul'dan da çok sayıda gurbetçi şu an bizleri izliyor. İşte o yüzden programın başında acaba Tuncay Kiraz İstanbul'da da siyaset İnşallah. Yapmayı düşünür mü demiştim ben. Evet. İstanbul Beylikdüzü'nden Yusuf Uzun, döneminin Fen İşleri Müdürü Mesudiyeli Erol Özmen'den Tuncay Kiraz'a saygılar demiş. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ben demiş. Bak, birlikte çalıştığımız bir hemşerimiz. Bakın, orada gerçekten bürokrat olarak çok güzel işler yaptı. Erol Özmen abiyi ben iyi hatırlıyorum. Şimdi inşallah telefonunu varsa da beni arasın. Güzel bir dostumuzdur. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ama buraya geldiğinde de çayımı içmeden gitmesinler. Bizim üzerimizde emeği olan bir dostumuz. İyi bir bürokratımız. İnşallah onlar, biz oralarda olursak hep beraber yapacağız inşallah. Güzel işler yapacağız. Evet. Şevki Bey de Şevki Kanlı Hasanoğlu demiş. Korgan tarihinde. Büyük Bahçe kesinde.
Korgan tarihinde alamadığı hizmetleri gördü. Hakkaniyetli hizmet yapıyor Sayın Başkanımız demiş. Evet, ben... Uğur Mindiloğlu da çok çalışkandır bizim başkanımız demiş. Teşekkür ediyorum. Uğur arkadaşımız bunu diyebiliyorsa bizim için güzel bir şey. Bu Şevki Kalınlı Hasanoğlu abimiz, büyüğümüz. Soma'dan, Manisa'dan emekli oldu, buraya yerleşti. Çok güzel de bir yer. Tarımla uğraşıyor, hobisi olarak bahçesiyle uğraşıyor. Muhteşem, bahçesini görmek lazım. Bizde Hikmet Ayma gibi bir abimiz, o güzel işler yapıyor orada. Ben de zaman zaman kahvaltıya gidiyorum. Büyükahçe muhtarımız Cengiz Işıklı'ya da buradan selam olsun. Onun hakkında yememek lazım. O mahallede güzel işler yapıyorlar. Şevki abiyle beraber ben kendilerine de Büyükahçe Kesi'ye buradan selam söylüyorum. Büyükahçe Kesi'nde çok güzel bir değerimiz var. Mehmet Altuntaş 10 milyona Yenipınar mahallemize okul yaptırdı. Hayırsever bir abimiz. Ben buradan o anlamda Büyükahçe Kesi muhtarımıza ve seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Evet. Abdurrahim Kayabaş'ta Tuncay Kiraz başkanımıza çalışmalarında başarılar dilerim, güzel hizmetler yapıyor demiş. Yazıcı Mahallesi kültür ve sosyal faaliyet konağı için söz vermişti mahallemize, teşekkür ediyorum mahallem adına demiş. Yani Abdurrahim Kayabaş başarılı bir muhtarımız, gayret gösteren bir muhtarımız. Karakoyun mahallemiz var yanında, yine o şekilde. Çamlı muhtarımız, Mevlütlileri var, bu şekilde çok gayretli bir dostlarımız. Ben orada onlar başlasınlar, ben zaten onun sözünü verdim. Başlasın, biz tamamını getireceğiz. Daha önce yine hemşerimiz Velettin Küçük oraya bir okul yapmıştı. Ama deprem yönetmenliğine dayanmayan bir okuldu, yıkıldı. Onun olduğu yere arzu ettiği bir yer olur mu? Olur. Ama kendisi iş adamlarıyla bir başlasınlar, biz de destek mutlaka atarız. Yalnız bırakmayız çünkü gayreti çok, mahalle içinde şans bir muhtar. Gayret gösteriyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Mehmet Bayır da sormuş. Önemli bir konu aslında. Herkes Korgan'a neden TOKİ yapılmıyor diye soruyor başkanım. Bu konuyla ilgili bir açıklama yaparsanız sevineceğiz demiş. Evet. Mehmet Bayır arkadaşımıza şunu soralım. Biz vatandaşın yolu genişletmek için bir santim kazını yan tarafa çektiremiyoruz ki, yer vermiyor. Belediye yer alacağım dediğinde 1.000 liralık yer 10.000 lira oluyor. Toplu bir alan. Yani tek parselde bir yerimiz yok. Ben de arzu ediyorum. Vaatlerimizden bir tanesiydi. Ama ben müteahhitlerimizin önünü açıyorum. Burada ciddi şekilde müteahhitlerimiz yapılaşma yapıyor. Buradan Adnan Durale müteahhitimize ve geçmişte Selim Uzan abimiz birçok konut yapmıştı. Şimdi Yahup Güven arkadaşımız ciddi konut yapıyor. Yine bizim birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız Resul Akilik güzel konutlar yapıyor. Yine bir yatırımcı Samsun'dan bir arkadaşımız geldi. 800 metre büyük bir yer aldı. Orada 30 dairelik bir yer yapacak. Biz geldiğimiz günden beri yani vatandaşımız Korgan'dan gitmesin diye ciddi konutlaşma yaptık Meltem Hanım. Hamdolsun doğal gazın gelmesiyle de çok nüfus kaybımız olmayacak. Müteahhitlerimizin önünü açacağız. Sorun üretmeyeceğiz, sorun çözeceğiz. İnşallah TOKİ ile ilgili de yer çalışmalarımız var. Yer temin ettiğimizde tamamen bizden kaynaklanıyor. Devletimiz bu konuda arsa getirildiğinde TOKİ yapıyor, sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi bizim toplu 10 dönüm arazi, yani tek parselde yekpare bir yeri olmadığı için bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Her bölgeye de yapılamıyor çünkü jeolojik araştırmalarını yapılıyor. Zemin çalışmalarını yapıyor. Zeminlerin de iyi olması gerekiyor. Devlet yani bir yatırım öyle bir yere yapmıyor. Daha önce konutlar diye bir yere konutlar yapılmış, deprem konutları, orada deprem sahası. Evet, mesajlar o kadar hızlı ve yoğun geliyor ki birçoğunu tam diyorum ki şunu hemen sorayım, hemen yenileniyor. Yenilendikçe mesajlar hızlı bir şekilde akış var, sirkülasyon var. Soruları cevaplıyorum dediğinizde gerçekten yağmur gibi geliyor mesajlar ama. Allah razı olsun. Sevenlerimiz çok demek ki. Allah razı olsunlar. Evet, Tepeköy'e verdiğiniz sözler demiş Sinan Ediz'de. Tepeköy'e verdiğiniz sözlerin de sözlerle evet, ilgili de konuşursanız sevineceğiz demiş. Haklı. Tepeköy'de Ediz'ler, orada muhtarımız Yaşar Ediz var. Çok naif, kaliteli, hı-hı, bir asil bir dostumuzdur. Orada da çok hizmeti olan bir abimizdir. Oraya bir sözümüz var. Aralacak ve onu ikisini birden yapacağız ama muhtarımızın yolunu bitireceğim inşallah. Orada eksiğimiz oldu ama programımızda olan bir yer çok dar. Mikserde girmiyor orada, o da biliyor ama sözümüz var. Kendisinin çayını kahvesinde içtik. Orayı yapacağım. O yolu bitti. Sıkıntı yok. Evet. Gerçekten çok ciddi derecede mesaj yağmuru var şu an. Birçoğu da destek mesajı. Allah razı olsunlar. Yani isim biraz not edeyim dedim ama Ercan Kara, Eyüp Başer, Mesut Gedik, Celal Bey, kendi yazımı okuyamadım, Süleyman Bey, Neriman Hanım, Mehmet Bayır. Yani o kadar çok da teşekkür, destek mesajı var ki. Allah razı olsun. Ve
Gurbette yaşayan korganların ilgisini çok görüyoruz. Birkaç tane gördüm, çok hızlı aktığı için geri dönemiyorum. Döndürürse bir seferkini kaybediyorum. Şöyle söyleyeyim. Memleketimize her geldiğimizde yeni hizmetleri görüyoruz demişler. Allah razı olsun. Bakın gurbetteki hemşehrilerimiz özellikle burada dernek bazında söyleyeyim. Hı hı. Federasyon Başkanımız Fatih Yeşilçehir ve buradaki 10 tane dernekle beraber federasyonumuzu kurdular. Burada Çamlıları, Yeni Pınarlıları, Aşağı Hosunlarlıları, Çitlicileri, yani birçok derneğimiz var. Çok güzel işler yapıyorlar. Koççuvazlılar var. Çok, hı hı, güzel işler yapıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Onların da çok ciddi desteğini görüyorum. Benim üzerimde de hakkı olan gurbetteki dostlarımız, hakkı olan bir abilerimiz. Biz inşallah onların bayrağı düşürmeyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi hep birlikte. Onlar da oralarda neler yapalım, iş adamlarıyla, milletvekillerimizle, bürokratlarımızla. O her iki dernek başkanımız olduğu derneğin ilçesi belediye başkanı ile bizlere destek vermeye çalışıyor. Çok, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sadece sosyal medyadan mesaj olarak değil, ciddi katları oluyor ilçemize. Ben o anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim burada eğitim derneğimizi kurduk. Bütün oradaki kaymakamımıza gerçekten Mikail Ersöz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eğitim derneğini kurdu. İnşallah biz de 50 bin lira taahhüt ettik. 10 bin lirası ödedim. 40 bin lirasını da ödeyeceğim. Burada iş adamlarımızdan şuna sesleniyorum. Bizim Kedestiye Derneğimiz var. Bu derneğimize destek versinler. Kaymakamlık sayfasında ve bizim sayfamızda ve derneğin kendi sayfasında yayınlanıyor. Öğrencilerimize burs vereceğiz. Belediyeler veremiyor, kaymakamlıklar veremiyor. Tamamen buralara destek vererek bu derneğimizin hesabına parası yatırılıyor. İnternet üzerinden müracaatları yapılıyor ve burada internet üzerinden müracaatlarıyla beraber oradan paraları ödenecek. Müracaat etsinler, burs vereceğiz inşallah. Bu daha da büyüyerek 100 kişi, 200, 300, 400 kişiye inşallah çıksın arzu ediyoruz. Biz eğer de burada görev yaptığımız sürece kıymetli kaymakamımızın bu kurduğu derneği, eğitim derneğimizi destek yapacağız. Ve bu desteğimizle beraber öğrencilerimiz okusun arzu ediyoruz Meltem Hanım. Bir izleyenimiz Fatsa Korgan yolunu sormuş. Uzun yıllardır bu yolda önemli bir sorun, ne aşamada demiş. Son aşamada, yani son ihalesi, hı-hı, yapıldı. Köprü şu an 6 milyona şu an direklere dikildi. Üstlerinde köprü yapılmış olacak. Fora kazıklar çakılıyor. Çünkü arazi çok kötü bir arazi Meltem Hanım, ama çözeceğiz. Devletimiz güçlü. 4 noktada heyelan olduğu için sadece bir noktada 248 fora kazık var. Bir başka noktada 170 tane fora kazık var. Üçüncü bir yine heyelan bölgesinde kutu tünelle geçeceğiz. Maliyeti çok yüksek bir yol. Güzergah yanlış seçilmiş ama hamdolsun emek verenlerden, gayret verenlerden Allah razı olsun. Bitmek üzere. 1-2 yıl içinde bitecek. Gerçekten şimdi ben de kendim adına teşekkür edeyim. Bütün soruları açıklıkla soralım. Biz zaten yaptıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sorularına yer verelim dediniz. İlgi de bir hayli yoğun. Böyle bir açık kürsü gibi oldu. Çok da hoş bir ortam oluştu. Yani hiçbir şekilde soru seçmeden her soruyu sorabilirsiniz dedi Sayın Başkan. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden ben de gönül rahatlığıyla soruyorum. İlgiyi de gördükçe böyle bir program fikri de geldi. Açık kürsü yapalım. Yaptıklarınızı değil, direkt vatandaştan sorular alalım biz böyle. Perşembe Aybars Yaylası ile ilgili bir soru sormuştu bir hanımefendiydi zannediyorsam. İmar affından sonra her yer çevriliyor. Bu konuyla ilgili Sayın Başkan neler söyler demişti. Ama hemen çok hızlı bir şekilde önümden kaydığı için soru anlayabildiğim kadarını yöneltim. Evet. Ada Tepesi diye bir mevki var. Aşırı çevrilme, yani orada bostan alanlarının çevrildiğini söylüyorlar. Zabıtamız ve jandarma oraya gittiler. Çözüm üreteceğiz inşallah. Vatandaş yaylayı seviyor. Tabii ki yaylayı eksin, diksin, bilsin ama çevirip de benimsemesin. Biz o anlamda destek veriyoruz ama tabii ki buralar mera, suç işliyorlar. Ben de dahil. O yüzden onu yapmamaları gerekiyor ama yaylacılık bu bizim milletimizin kültüründe var. Bu 100 yıllardır böyle, 200 yıllardır böyle. Biz secereme bakayım dedim, 1790'larda gelmişiz o memlekete. O yıllardan beri yaylacılık yapan bir aileyiz. Vatandaşımız da yaylacılık yapıyor ama yani orada yer satmaydı, çevirmeydi oluyor. Bunlar için vatandaşımızın bu şekilde serzenişi var. Onların da önüne geçmeye çalışacağız inşallah. Çözüm üreteceğiz. Tekirdağ Malkara'dan bile selamlar gelmiş. Osman Tüzüvcü sizlere selamlarını yollamış. Yine Habib Bey de Sayın Başkanımız Korgan'ın çehresini değiştirdi. Değiştirmeye de
devam ediyor demiş. Engelliler Şener Dernek Bey'le teşekkürlerini iletmiş. Başarılı bir arkadaşımız, gayret gösteren bir arkadaşımız. Engellilerle ilgili çok ciddi gayretleri olan hem eşi hem kendi. Dinle misafiri olsanız çok muhteşem bir insanlar. Eminim bu ana kadar 100'e yakın engelli sandalyesi dağıtmıştır. İş adamlarından böyle destek alıyor. Kurucusu Osman Baş arkadaşımız var. Ahmet Topal diye bir arkadaşımız var burada. Derneği çok faal bir şekilde götürüyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yani biz birlikte yapıyoruz bu hizmetleri. Kızılay Derneğimiz var. O yine aynı şekilde. Yine Korgan Belediye Sporumuz var. Çok ciddi şekilde sahada, alanda güzel işler yapıyor. Ben burada futbolcularımıza, evet, teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Sanayi için çok teşekkür gelmiş. Birkaç mesaj. Sanayide 16 tane dükkan daha tekrar yapacağız. Almak isteyenler, meydanda dükkanları yapacağız. Hı hı. Sanayide dükkanlarımız kısa zaman içinde başlayacak. Ben özellikle sanayi esnafımızdan şunu istirham ediyorum. Sanayi ile ilgili Milli Eğitim Müdürümüz ve kaymakamımız gezecekler eminim. Orada çıraklık okulunu yapmamız lazım. Teknik bir okulun lisemiz, evet, orada olması lazım ki sanayiyi taşlandıralım. Sanayide şu an dükkanlar 1000 liradan aşağı değildir. Biz orayı 75 bin liraya verdik. Güzel de hizmet ettik altyapısıyla, aydınlatmasıyla, trafo merkeziyle. Güzel de oldu. Sanayi Kooperatif Başkanımız Karakoy'un, muhtarımız Nail Yaldız arkadaşımızın çok ciddi emeği var. Geçmişteki yöneticilerin ciddi emeği var. Başından beri buranın sanayi oluşunda yine o dönemde Korgan Belediye Başkanımız Mahmut Ali Akkiraz'ın çok emeği var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yine Mahmut Ali Akkiraz Başkanımızın geçmişte bir yer almıştı. Çözememişlerdi. 20 yıl falan geçmiş. Hamdolsun biz çözdük. Oranın satışını yaptık. Belediye 4 milyon gibi bir gelirimiz oldu. Ben Mahmut Ali Başkanı, Akkiraz Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Geçmişte hizmet etmiş yine İhsan Güven başkanımız var. Rahman'a uğurladığımız bir abimiz. Güzel de, gönlü güzel bir abimiz de. Allah rahmet eylesin. Onun da güzel eserlikleri var. Yani her biri bir güzel hizmetler etmiş ama biz gelirken dedik ki biz daha güzelini yapacağız, daha iyisini yapacağız dedik. İşte vatandaşın da görüyorsunuz takdirini, takdir ediyor. Ben inşallah onların yine teveccühlerine layık olmaya çalışacağım. Güzel işler yapmaya da mücadele edeceğim. Ersin Duran da Korgan Niksar yolunu sormuş. İhalesi ne oldu demiş. Evet, bir kez ihale oldu. 6,5 kilometre bir alandı. Ersin arkadaşımız, tamamen istimlak bedelleri ödendi. İnşallah İslam Dağı yolu ile beraber onun da ihalesini, İslam Dağı yolu bitti ihalesi, onun da ihalesini yapıp 6,5 kilometreyi, hatta dün de yine hem İhsan Şener milletvekilimiz hem de geçmiş dönemde milletvekilimiz, şimdi Cumhurbaşkanı danışmanımız ve Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu ile o yolu istişare ettik. Yani inşallah milletvekillerimizle beraber tekrar bir istişaresini yapacağız. Daha önce de Ergün Taççı milletvekilimiz, Allah razı olsun, oranın ihalesini yaptırmıştı. Pandemiden dolayı kaldı ama kısa bir zamanda sadece bir sorunumuz o kaldı. O da bittiğinde bizim çok büyük bir yolla ilgili sıkıntımız kalmayacak Meltem Hanım. Evet, Fuat Bey de kesinlikle tarlalar çevrilmiyor, hayvanların geçtiği yerler çevriliyor. Sayın Başkan bu konunun üzerine giderse demiş. Olur. Bu konuya dikkat ederse çok sevineceğiz diye de notumuzu aldım. Not alındı. Ali Seyman da sokak hayvanları için neler yapılıyor demiş. Ben Ali Seyman, sevdiğimiz dostumuz, bir hayranımız, Allah razı olsun, o da kendisi çok hayvansever bir dostumuz. Burada ilçede belli bir grupta arkadaşlarımız var, hayvanseverler. Biz onlara mama desteği veriyoruz. Onlar da orada hayvanlara, sokak hayvanlarını besliyorlar. Ben kendilerine sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu şekilde dostlarımız var, hayvansever dostlarımız. Hayvanlarla ilgili Korgan'da çok sıkıntı yaşamıyoruz. Benim de iki kedim bir köpeği olan bir hayvanseverim. Ciddi şekilde bir hayvanları seviyoruz. Elimizden geldiği sürece destek vereceğiz. İnşallah barınakla ilgili şöyle. Ben şunu arz etmiyorum. Zaten Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Hayvanları alıp da barınağa doldurmak yerine onlara mama desteği, işte alanlarında beslemek lazım. Vatandaşlarımız da bu konuda sağ olsun duyarlı, Korganlı hemşirelerimiz. Ama tabii bazen çok hayvan bırakılıyor ilçemize. Burada saldırgan oluyorlar. Orada serzenişler oluyorlar. Haklı. Şimdi ben de alıp oraya buraya götürmek istemiyorum hayvanları. O yüzden ilçede elimizden geldiği sürede bakım yapmaya çalışıyoruz. Her belediye başkanımız bu anlamda duyarlı. İnşallah hayvanlarla ilgili de yani burada engelli, işte hasta, bunlarla ilgili çözümler üreteceğiz. Sağlıklı hayvanları alıp da barınağa koymayacağız. Evet.
Yani aslında burada dışarıdan gelen hayvanların sirkülasyonu da zorluyor. Zorluyor. Burada da büyükşehrimiz kısırlaştırmayı, yani sadece büyükşehir değil ki Ordu Büyükşehir Belediye'miz gerçekten bu anlamda iyi. Ama burada Samsun'da, Tokat'ta, Giresun'da yapması lazım. Aynen şeyi ki bu çözüm üretilsin. Yoksa toplu bir çalışma olması lazım. Ve birbiriyle koordinatörü bir şekilde. Kesinlikle. Evet. O yüzden hayvanlarla ilgili ben ciddi destek veriyorum. Aylık 10 bin lira gibi bir pay ayırdım. Bu şekilde ciddi uğraşan Bahattin Saradiken diye bir abimiz var. Emekli maaşını bile veriyor. Öyle bir sever bir dostumuz. O 20-30 köpeğe bakıyor. Ben ona destek veriyorum. Öğretmenlerden var, hemşirelerden var bu şekilde yapan. Ne kadar yine güzel. Ciddi bu şekilde iş hanımefendi kadınları var. Onlardan mı yapanlar, bakanlar var. Ben de destek oluyorum elimden geldiği sürece. Kedi mamasıydı, köpek mamasıydı. Burada bunun desteğini veriyorum. Bu arada kedi köpek desteği derken şehir içi hatlarımızla ilgili ihalemizi inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yapacak. Yaptığımızda da biz o zaman sanayi, hastane, petrol ve engelliler okulu Yenipınar'da bu hattımızda 3 tane minibüste dolmuş hatta olacak. Onunla ilgili de bir soru vardı. Fatsa Korgan arasında olacak mı belediyeye ait? Fatsa Korgan arasında kooperatifler var. 16 tane aracı var. Her yarım saatte bir kalkıyor. Sıkıntı yok ama İslamdağ Korgan yolunun bitmesiyle orada ücretlerin de indirilmesini isteyeceğiz. Çünkü şu an yol çok kötü. Haliyle rampaydı bilmem neydi. Masraf ediyorlar. Yakıtlar düştü. 27'lerden 20 bin liraya 20'nin de altına düşecek inşallah. O anlamda kooperatiflerle de oturup konuşacağız. İslam Dağı yolu bittiğinde orada ücretlerin afaki olmamasını sağlayacağız. Evet. Başkanımız çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Korgan onunla değişti demiş Şevket Esenli. Yalnız demiş Korgan Merkez Cadde Doğa Park'a kadar süslü ışıklarla ne zaman ışıklandırılır ya da böyle bir çalışma düşünür mü Sayın Başkan? Evet. Kumru güzel olmuş diyerek de örneklemiş. Doğru. Mesela. Şevket Esenli arkadaşımız, bir bürokrat arkadaşımız, gerçekten burada az önce ifade ettim. İşte gelecek seneyle ilgili Ziraat Bankası'ndan petrole kadar veya Abaz'daki okula kadar sıcak asfaltımız yapılacak. Konutlara kadar sıcak asfaltımız yapacak. Yukarıda Doğa Park'a kadar sıcak asfaltımız yapılacak. Aydınlatmamızı 2023 yılında inşallah bunlar da Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Başkanımız, Park Partiler Yeşil Alanlar Daire Başkanımız İzzet Gündoğar'a talimat verdi. İzzet Başkanımız da sağ olsun alanında başarılı bir daire başkanımız Büyükşehir'de. Orada sözünü verdi, yapılacak, bir sıkıntı olmayacak. Kurumu güzel oldu gerçekten, Gölköy güzel oldu, diğer ilçelerle de mutlaka bunlar yapılacaktır, bunlar ihtiyaçtır. Evet, Mükerrem Bey'dir ta Romanya'dan selam yollamış sizlere. Romanya'dan selam başkanım, Beypınar Mahallesi'nin durumunu merak etmiş herhalde. Çözeceğiz inşallah. Yazın geldiğinde birlikte beton atarken resim çekileceğiz, fotoğraf çekileceğiz. Evet, çok soru geliyor ama yine sorularım benim de var. Özellikle istihdama dayalı Korgan'da hangi çalışmalar var? Direkt istihdam elbette ki belediyelerin sorumluluğunda bir konu değil ama yaptığınız her iş aslında bir nevi istihdama da vesile oluyor. Bu manada Korgan'da son durum nedir? Bununla ilgili sorular da vardı. Bizim aslında orada ama 250 tane işçi şu an çalıştırıyor. İki tekstilimiz var. Birisi Mustafa Güzel arkadaşımızın işlettiği, birisi de Rafet Azer ve Salim Dere Mehmet arkadaşımızın işletmesini yaptığı bir yer. Orada 250 tane iş gençimize, hanımefendiye, beyefendiye iş istihdamı sağlamış olduk. Ben buradan Salim Dere ve Rafet Azer arkadaşımıza, Mustafa Güzel arkadaşımıza ve eşine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir istihdam sağlandı. Yani birçok alanda biz şu ana kadar aşağı yukarı 500 kişinin bu şekilde iş istihdamı sağlandığı iş edinmesine vesile olduk. Bu çeşitli kurumlara girişinde, okullarından, yurtlarından, tekstillerinden bu şekilde ciddi bir istihdam olduğuna inanıyorum Meltem Hanım. Evet, yine gençlerle ilgili yatırım yapmayı düşünüyor mu Sayın Başkan diye sormuş. Gençlerimizle ilgili tabii eğitim anlamında onlara ciddi desteklerimiz oluyor, olmaya da devam edecek. Orada halı sahalarımız yine devam ediyor. Gençlik merkezlerimiz bitti, halı sahalarımız bitti. Gençlerimizle ilgili konser talepleri var. Onlar da inşallah yol su bittiğinden sonra biz o zaman sosyal etkinliklerimizi de yapacağız. Zaten yayla şenliklerimiz oluyor.
Bu manada eski mahalle okulları ve mahalle eski mahalle okullarının kültür ve etkinlik merkezleri olarak dönüşümleriyle ilgili çalışmalar ne aşamada demiş bir iki tane şu an, bir tane Çitlice'de, bir tane de Çiftlik'te, bu bitti hamdolsun. Birçok okulumuzun da biz destek veriyoruz. Bu şekilde muhtarlarımız çok güzel gayret gösteriyorlar. Oralarda nişanlarını, düğünlerini, cenaze taziye evlerinde oralarda yapıyorlar. Ben muhtarlarımıza teşekkür ederim. Her mahalle muhtarımız bu okullarımızı değerlendirmeye çalışıyor. Biz de destek veriyoruz. Çok sayıda muhtar da mesajlarıyla size destek oluyorlar. Teşekkürlerini iletiyorlar. Muhtarlarla problemi olmayan bir belediye başkanısından biz, anlaşılan. Yani bakın, bizim muhtarlarımız sokak aydınlatmasından yani başka bir sorununa kadar gerçekten bizden çok yük alıyorlar. Vatandaşlar direkt biz temasa geçmeden onlar bu sorunları çözüyorlar. Ben de onlara destek veriyorum. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Eksik hizmet yaptığımız yerler olmaması için gayret gösteriyorlar. Birlikte gelip masaya oturduğumuzda çözüm üretemediğimiz bir nokta kalmayacağına inanıyorum. Ben muhtarlarımızın Korgan'da hepsinin çok başarılı olduğuna inanıyorum. Rabbim yollarını açık etsinler. Cumhurbaşkanımız da gerçekten hem sosyal haklarıyla hem de ciddi anlamda maaş desteğiyle destek veriyor. Onlar da çalışıyor. Birlikte çalışıyoruz. Çok sayıda teşekkür de geliyor gerçekten. Allah razı olsun. Övgüleri de çok fazla. Yani. Yer vermemeye çalışıyorum ama oldukça fazla övgü de geliyor. Sizi evlerinde ağırlamak isteyen hemşerileriniz çok sayıda var. Bir tane daveti söyleyince herhalde birçok kişi de yine çay içmeye, kahve içmeye, yemeğe bile davet eden var Sayın Başkan. Yalan da olsa hoşumuza gidiyor yani, yemek evet. Karnımızı aç. Yalan da değildir herhalde, cani gönülden istiyorlar. Hatta o sizi kahveye ilk davet eden arkadaş, benzin ne demek, depoyla doldururuz demiş. Ne kadar ya güzel bir diyalog oluşuyor şu an. Şöyle Meltem Hanım, insanlarımız alçak gönüllü ve çok misafirper. Ben çünkü uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. 33 yıl gibi bir sene buraya geldim. Gerçekten ikram konusunda seçim zamanı evlere gittiğimde hepsi Allah razı olsun. Yani kendi yemediğini önüne getiriyor, ikramda bulunuyor. Eğer misafir olduysan kenarda iki katlı neyse öyle söyleniyor burada. Yatağı sana altına seriyor ve bu şekilde seni rahat etsin diye uğraşıyor. Hizmetinde de sınır tanımıyor. Bizim Korganlı insanlarımız çok alçak gönüllü. Ben aşağı sahile geldiğimde çay insana zor ısmarlıyorsunuz. Ama yukarıdaki insanlarımız yemekti, ikramdı, bunlarda sıkıntı olmuyor. Ben gerçekten vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakın, gelin bizim orada kime misafir olursanız olun şu söylediklerinin hepsini yapacaklardır. Evet. Otel sıkıntısı var Korgan'da demişler. Korgan'ın bu manada otel eksiği giderilebilecek mi diye sormuş. Bunun için kendi binamızı, ahır gibi yerde duruyoruz. Kendi binamızı öğretmen evine verdik. 38 yataklı bir tane 5 yıldızlı bizim öğretmen evimiz var. Mülkü bizim. Çalıştırmasını öğretmenlerimiz yapıyor, milli eğitimimiz yapıyor. Ben milli eğitimde gerçekten Murtaza Alan hocama çok teşekkür ediyorum. Güzel, bakın müftümüz var, çok böyle mücadeleci, gayretli bir İsa Yaykın hocama buradan selam olsun. Sabah namazlarında bir camide, cenazede bir camide, akşam namazlarında bir camide. Ben de zaman zaman baskın yapıyorum. Gerçekten ilmiyle güzel bir dostumuz. Rabbim önünü açık etsin. Biz de siyasi ne yapacağımız ne varsa yanındayız. Biz yani birlikte güçlüyüz. Tek başına değil. Bakın Milli Eğitim Camiası. Başımızda kaymakamımız. Yani müftümüz. Güzel insanlar, Allah razı olsunlar ya. Evet. Geçmişte hizmet etmiş ilçe başkanlarımız çok güzel insanlar. Hepsi de asıl insanlar. Biz de onların yanında geçiriyoruz. Bakın Eyüp Karabayrak ilçe başkanımız benden yük alan bir arkadaşımız. İlçe yönetim kurulundaki arkadaşlarımız benden yük alan bir arkadaşımız. Yani bunu ben tek başıma yapmıyorum. Burada meclisiyelerimiz. Bakın bir tane meclisiyem benim. Hiçbirinden vazgeçmedim. İki dönemdir aynı meclisiyelerine çalışıyorum. Müthiş bir gayret gösteren arkadaşlarımız. Şahsi talepleri asla olmayan bir arkadaşlarımız. Sonuna kadar destek veren arkadaşlarımız. Bak ben bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisiyeleri çalıştım. 5 yıl boyunca her kararlarımız oy birliğiyle geçti. Allah onlardan razı olsun. Şimdi Büyük Birlik'te arkadaşlarımız var. Onlarla da beraber aynı şekilde. Bir tane böyle yani ret verdikleri bir durum olmadı. Çünkü her şeyi şeffaf bir şekilde konuşuyoruz. Aleden konuşuyoruz. Ben biraz rahat konuşan bir adamım. Her şeyi aleden konuşan bir adamım. Ki o anlamda onlara da teşekkür ediyorum. Birlikte, tek başımıza değil bakın. Birlikte bu işlere hizmetleri yapıyoruz. Evet. Son 5 dakikamız, o yüzden biraz hızlandırıyorum. Necati Bey de Macaristan'dan izliyorum demiş sizleri. Korgan Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Kiraz'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğinizde çayınızı. Bütün Korganlar organize olmuş. Dünyadaki bütün Korganlar. Bunları ben organize etmedim. Bu insanlar hepsi
Evet. İçinden gönlünden geldiği gibi konuşuyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte Korgan'la ilgili mücadelemizi yaparız. Korgan dışında beraber mücadele yaparız ve memleketimize hizmet ederiz. Evet. Köylerde internet sıkıntısı olduğunu söylemiş bir izleyenimiz. Bununla ilgili belediyenin de bir desteği olur mu sorunun çözülebilmesi için demiş. O sorunları yaşıyoruz ama Türk Telekom İl Müdürümüz Zafer Bey, Allah razı olsun Zafer Onur Bey, sonsuz teşekkür ediyorum. Ne zaman arasam telefonumuza çıkar ve sorunu da çözer. Başkanım bu sorun çözü giderilmiştir diyorum. Ben burada İl Telekom Müdürümüz Zafer Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, bir izleyenimiz mesajımı okumadınız demiş. Kusura bakmayın, gerçekten okuyamadıklarım için özür diliyorum. Çok hızlı bir mesaj yazdım. İsmini söylerseniz ben sorununu söyleyecek. Şöyle bir tekrar, o bile kaçtı ki Hasan Çun. Hasan Çün ama Çünlerin mahallesinde biz betonumuzu attık. Eksik yer varsa orada bir hasta olan bir aile vardı. Belki orası olabilir ama onu da çözeriz yani, sıkıntı yok. Yazıcı mahallesi. Sadece bak Çayırkent'ten o abimiz. Çayırkent'te Karşıyaka mahallesinde yapılmalı. Onun eziklikliği var. İnşallah orada Musa Çakar abimiz var. Onun evinin önündeki betonunu yapacağız. Ana yolu da büyükşehirimiz yapacak. Karşıyaka'daki sorunu da çözeceğiz inşallah. Yazıcı mahallesi demiş Tepeköy'ü. Tepeköy olduğu için mi demek istemiş? Biraz üvey evlat gibi bir şeyler yazmış ama tam okunmadığı için kelimeler arasında mesafe var. Yazıcı mahallemizde yani bir ana yollarda sıkıntı yok, asfalt. Ara yollarda bizim eksik alanlarımız var ama oradaki uzun kırıkta önceliğimiz. Daha sonra da diğer alanlarda inşallah hizmeti yapacağız. Orada da geçmişte mecliyemiz olan Salih Buka abimizin evinin oraya doğru bir yeri var. Hı hı. Orayı da inşallah halledeceğiz ama önce uzun kırık. Yayladaki çarpık kentleşme demiş bir izleyenimizde. Evet, orada ciddi şekilde öyle bir çarpık kentleşme var ama belediyenin uhdesinde olmadığı için sadece biz korumakla görevliyiz. Tabii büyükşehirimiz, çevre şehircimiz, bunlar hepsi beraber bir sorun. Hayvancılık yapılıyor. Ciddi şekilde geçmişten yapılar vardı. Bizim dönemimizde de yapıldı ama çarpık yapılaşma var. İnşallah ileride de onlara da çözüm üretiriz. Evet. Moldova'dan bile izleniyoruz şu an. Ömer Kesim de Moldova'dan selamlarını iletmiş, başarılar dilemiş sizlere. Çayırkent Karşıyaka yolunu sormuş Hasan Çun. Soruyu hatırlıyor. Tamam. Oradaki Karşıyaka'dakiler haklı. Biz inşallah aşağı obadaki yolumuz ve çorağı bitirdiğimizde oralara da inşallah gireceğiz. 2023'te oralarda çalışmamız olacak. Hem büyükşehirin hem bizim. Adem Güleş de sizi İstanbul'a davet etmiş. Yani davetler de arttı. Yemek, kahve, çay derken Adem Bey de sizi çaya davet etmiş İstanbul'a. Adem Güleş arkadaşımız, çiftlikli bir dostumuz. Benim de çok sevdiğim bir dostumdur. Gönlü yüreği güzel bir dostumuzdur. İnşallah biz önce çiftlikteki hizmetlerimizi yapalım, sonra orada kahvaltı ve çay içeriz birlikte. Manisa Soma'dan da selamlar var sizlere. Tepe Alan Orta Mahalle yolu demiş yine bir izleyenimiz. Tepe Alan Orta Mahalle'de yolumuz kalmadı. Sadece dağ yolu dediğimiz o tepenin altında birkaç yıldızlar diye bir aile var. Orada var. Onundan hariç orada bir tek Tavukluk diye bir mevkide yerimiz kaldı. Bir de Taştepek'te kaldı. Şu an Taştepek yolunda Kirazoğulların oralara doğru çalışma yapıyoruz. Aşağı yukarı bir aydır katomuz orada. Tavukluk ve Yılmazlıların orası ve onunla beraber Artma ve Tepalan muhtarımızın yolu, onların sözümüz 2023'te onları bitireceğiz. Veysel Bey soru sormuş. Veysel Bey'in de sorusu var. Sayın Başkanımıza sorabilir misiniz demiş. Yaylalarımıza yapılmak istenen altın arama madenleri konusunda ne düşünüyor kendisi? Yaylalarımızda öyle bir maden almış ruhsatı bir yer yok. Sadece Beypınar Terzir arasında bir vadide vardı. Ben yeraltı kaynaklarının Türkiye'nin işlenip işletilip ve çıkarılmasından yanayım. Tek yeraltı madenini alamayan Türkiye. Yani Afrika ülkeleri bile bu madenlerini çıkartıyor. Maalesef Türkiye'ye gelince baraj olmasın, HES'ler olmasın, RES'ler olmasın, GES'ler olmasın. O zaman teknoloji kullanılmasın. Yani o zaman elektrik olmasın, elektriksiz süper olmuş telefon şarj cihazı olmasın. Yani bizim bu şekilde hangi madenlerimiz var ise ben asla karşı değilim. Altın arasıysa. Kesinlikle. Çünkü ama buradaki onların hassasiyeti sorusu şudur. Hani talan edilmesin ama böyle bir şey yok. Yani arazide ben de maden ocağı işletiyorum. Yani çakıl ocağımız var. Buradaki ormaniyeden kiralıyorsunuz ve kiraladığını eski haline getirmek zorundasınız. Buradaki işte benim çok devletin politikasıdır. Ama dediğim gibi biz yeraltı kaynaklarımızı kullanmayan tek memleketiz. Yani Amerika kullanıyor, Hollanda kullanıyor, İsrail kullanıyor.
Hepsi kullanıyor. Almanya kullanıyor, İtalya kullanıyor, Roma kullanıyor. Bize gelince kullanma, siz yapamazsınız. Kim yapacak? Hollandalılar gelecek, Almanlar gelecek. Türklerle ortak olacak, yeraltı madenlerimizi alıp çekip gidecekler. Bugün Suriye'de o yapılıyor. Yeraltı madenleri, petrol alınıyor, çekip gidiliyor. Yani yeraltı kaynaklarımızı kullanalım ki daha güçlü bir ülke olalım. Daha doğal gazı ucuza kullanalım, elektriği ucuza kullanalım. Evet. Yani Veysel abinin sorusu beni çok aşan bir soru. Ben yerelde bir mücadele ediyorum. Ama karşıda değilim yeraltı kaynaklarımızı kullanması. Karşı değilim diyorsunuz. Ama talan edilmesine, şöyle hani arazi yapısını bozması etmesi, bunun çünkü kaç şeyden geçiyor, kuruldan geçiyor. Devlet bunu nasıl yapılacağını söylüyor. Oradan büyük bir sıkıntı çıkmıyor yani, örnekleri yok. Yani Fatsa'da maden ocağı var, çalışılsın tabii ki. Kaç kişi ekmek yiyor, kaç kişi orada sağlıkla ilgili işlerini hallediyor, marketle işlerini, emekliliğini oluyor. Bunlar kötü bir şey değil. Evet. Yine WhatsApp'tan da bir mesaj gelmiş. Çağaloğlu'nda beton yolun altı aşırı yağıştan göçtü. Oranın yapılması için bir çalışma var mı? Çünkü durum biraz acilmiş. Yani orayı tam mevkiyi bizim finişlerimize bildirsinler. Eğer ulaşamazlarsa bana gelsinler, muhtarımıza da söylesinler. Burada Çamlı'daki muhtarımız benim de arkadaşım, dostum Mevlütliler. Başarılı bir arkadaşımız. Güzel işler yaptık orada. İnşallah o sorunu da çözeriz. Evet, Muhammed Perik de demiş ki nüfus dağılımına göre en fazla hizmeti yapan başkandır Tuncay Kiraz diyelim. Ve nüfusta da yavaş yavaş bitirelim. Süreyi de aşmışız. İçeriden de uyarıyorlar. Okuyamadığımız, soramadığımız sorular için kusura bakmayın diyelim. Ordu Spor 1967'ye de destek verebilir mi Sayın Başkanımız demiş Vedat Bey de. Yani sporla ilgili de bir soru son anda gözüme çarpınca onu da söylemiş oldum. Bakın Ordu Spor gerçekten bir çatı altında toplanmalı. Ben çok sporla da uğraşan birisi değilim ama destek veren birisiyim. Hı hı. Tabii ki veririz. Ordu, yani bakın Giresun birinci ligde. Ordu nüfus olarak Giresun'dan 2-3 katı. Yani bunu bir türlü büyüklerimiz çözmesi lazım. İnşallah bize düşen varsa biz de bunların desteğini verdik, vermeye de devam edeceğiz. Korgan'a yeni bir fabrika var mıymış? Bununla ilgili de yeni bir yatırımla ilgili bir soru var. Bunu da soralım. Ben şimdi 16 tane dükkanın üstündeki tamamen 1000 metrekare alanı tamamen böyle bir yatırım için planlıyorum. Var. Hani fabrikanın hani yapacağı alan belli işte mi? İşte ne olacağını onu yatırımcıyla konuştuğumuzda, ben önce şu an 1000 metrekare bir alan kazandırmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımızda inşallah bir yatırımcıyı ilçemize getireceğim. Evet. Vallahi son mesajda kahvaltıya davet etmiş bir izleyenimiz, ismini de kaçırdım vallahi. Muammer Parıltı Bey de sizi kahvaltıya davet etmiş diyelim, bitirelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani bir bölüm daha yapsak inanın ki izleyenimiz de var. Soruların da ardı arkası kesilmiyor ama teşekkür ederiz. Evet. Yani bütün korganlara sözü bıraktınız aslında ikinci bölümde. İlk bölümde yapılanları anlattınız ama ikinci bölümde halkımız sorsun biz de cevaplayalım dediniz. Teşekkür ediyoruz. Yöneltemediğimiz soruları da eminim ki Sayın Başkan makamında bile ağırlayacaktır sizleri. Devamını Korgan ilçesinde sorabilirsiniz diye. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de son sözlerim olsun. Ben tabii gerçekten vatandaşımızın, bakın hızlı hızlı geçmemin, belki çok hızlı hızlı geçtim. Sadece bunun için. Çünkü niye? Biz kendimizi görelim. Ben Funda Meltem Hanım, bir de anket yaptırdım. Anket sonuçlarını burada açıklamayacağım. Onları da inşallah hem milletvekillerimize hem büyükşehirimize, kendim için bir anketim var. Onu da inşallah bir daha programda burada veya paylaşacağım. Vatandaşımızın gerçekten teveccühü güzel. Ama ben ne dedim? Geldiğim günden itibariyle geçmişteki belediye başkanlarımız güzel işler yapmışlar. Ben yani daha iyisini biz de yapacağız dedik ve hamdolsun yola çıktık. Bununla da ilgili güzel işleri yaptığımıza inanıyorum. Vatandaşa söz verip de yapamadığımız işimiz kalmadı. Bana şunu demesinler. Bana bir mikser söz verdin, 5 tane çimento torbası söz verdin, bir kamyon çakıl çakıl söz verdin. Yani enerjimizi burada harcamasınlar. Burayla ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüzü ciddi şekilde rahatsız etsinler muhtarlarımız. Zaten bana sorulayıp da ben kredileri belediye başkanı göndermiyor. Fen İşleri çalışıyor. Ekibimiz çalışıyor. Ben o anlamda bütün müdürlerimize, yani Emlak İstimlak Müdürümüz Uğur Bey'e, Fen İşleri Müdürümüz Muhammed Gözgü'ye, Başkan Yardımcımız Selahattin Kirazoğlu'ya ve bununla beraber yine İmar Müdürümüz Adem Burbey'e, ekibine, Yazı İşleri Müdürümüz Murat Karakaya arkadaşımıza ve Halkla İşleri Müdürümüz İlyas Adaş'a,
Zabıta Müdürümüz Erdoğan Ağca'ya bir ekip olarak çalışıyoruz. Yalnız şunu bilsinler, buradan söylüyorum, biz yönetmiyoruz, idare ediyoruz. İnşallah birlikte bu arkadaşlarımızla yöneteceğiz, daha disiplinli yapacağız. Çevre Temizlik İşleri Müdürümüz Cengiz Tunç Bey'e, hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir ekip olarak bu hizmetleri yapıyoruz ve de yapmaya devam edeceğiz. Rabbim bu birlik beraberliğimizi daim eylesin. Ben burada soru sorup da okuduklarımız, okuyamayanlarımız varsa yine de onu da bakacağım sonradan. Evet, çok yoğun bir ilgi olduğunu görüyorsunuz. Yani çok. Neticede bir şeyler yapılıyor. Ben eminim ki Kumru Belediye Başkanımızda, Akkuş Belediye Başkanımızda güzel işler yapıyor. Mücadele ediyor. Çatalpınar Belediye Başkanımızda güzel işler yapıyor. Birçok dostumuzu ben görüyorum. Gayret gösteriyor. Fatsa Belediye Başkanımız, bakın Ünye Belediye Başkanımız, benim de sevdiğim, değer verdiğim Hüseyin Tallı abimiz güzel işler yapıyor. Ben kendisini tebrik ediyorum. Yine Altın Ordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören Bey güzel işler yapıyor. Ben bizzat arada da gidiyorum. Fikirlerinden yararlanmaya çalışıyorum. Projelerini çalmaya çalışıyorum. Yani gayret gösteriliyor, mücadele ediyor. Hepsinin gayreti çok. Bak Ulubey Belediye Başkanımız, ben takip ediyorum, güzel işler yapıyor. Yani Kavadüz Belediye Başkanımız Yener Kaya güzel işler yapıyor. Bunlar gayret gösterip mücadele, her arkadaşımız güzel işler yapıyor. Ben inşallah hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de birlikte onlara destek olursak, güzel hizmetleri birlikte yaparsak ordu kazanır. Evet. Yani onun gayreti içindeyim. Şuradaki insanlarımızın hiçbirini ben söylemedim. Burada binlerce mesaj var, okuyamadıklarımız var. İnşallah şehirliğimizle ilgili, ilçemizle ilgili daha çok şeyler yapacağımızı ben buradan taahhüt ediyorum. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Ben kendi köyüme gitsem belki muhtar bile olamam. Ama bu insanların sayesinde ben güzel işler yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Gerçekten güzel, bereketli günlerimiz geçti. Ben burada Tepalan'da otobüsün üstüne aldığımı biliyorum, insanların yoğun ilgisinden dolayı. Aşağı indiğimde o ihtiyarların, yani buranın tabiriyle bizim buraya köylerimizde de kocamanların sarılıp öptüğünü biliyorum. O yüzden ben sırtımdaki terin son damlasına kadar bu insanlara hizmet etmeye devam edeceğim. Tekrar 2023'ü çok rahat bir şekilde Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız geçecek. 2024 ile ilgili. Yani nerede ne görev verirlerse biz yapacağız. Vermezlerse de yine bu milletten Allah razı olsun, onların sayesinde belediye başkanıyım. 10 yıldır tamamlayacağız. 10. yılımızı. Ama biz Korgan'la ilgili bütün vaatlerimizi yerine getirip de ilçemizin 19 ilçesinde hizmette yarışır bir şekilde gayretlerimi sürdüreceğim. Geçmişte alamadığı hizmetleri ilçemizin, onları da alacağım. İnşallah birlikte başaracağız diyorum. Ben bir kez daha TV52'ye, Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akça'ya ve başından bugüne sizinle beraber bu vatandaşımızın sorununu dile getirdik, ettik. Çünkü ilk programımızı ben seninle yaptım. Evet. Ben de yerin ayrı. O anlamda yani o günden bugüne siz değerlendirdiğinde, güzel şeyler olduğunda siz de diyeceksiniz ki eminim başka bir programda siz de mesaj atacaksınız, güzel işler yapıyor diyeceksiniz. Evet, her zaman ben başarıyı her zaman destekleriz. Sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Varlığınız daim olsun. Hepimizin efendim. Arayı da uzatmayalım o zaman. Demek ki böyle izleyenlerimiz de ara ara buluşmak istiyor ekranlar aracılığıyla sizle. Arayı da açmayalım diyelim o zaman. Bir şey daha ekleyeyim Meltem Hanım. Bu insanlar her şeyi unutuyor. Adam yerine koyulmamayı unutmuyor. Bu milleti adam yerine koyacağız. Ben bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da bekliyoruz. Bu söz çok önemli. Milletvekillerimizden, kendim de bu düsturdayım. İnşallah bunu yaparsak biz ne AK Parti'miz ne Cumhurbaşkanımız ne de biz hiçbir sorun yaşamayacağımıza inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hızlıca da bitiriyoruz. Süreyi biraz fazla aştık diyelim. Hızlıca veda edelim. Sözün özü programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla yeniden buluşana dek hoşçakalın.